İlk hikayemiz geldi galiba, değil mi? Evet. Evet. Merhaba. Alo, merhaba. Merhabalar Serdar Bey. Merhabalar abi. Nasılsınız? İyi misiniz acaba? İyidir. Teşekkür ederim abi. Siz nasılsınız? İyisiniz? Ben de iyiyim. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Var olun. Kimle görüşüyoruz abi? Ahmet. Ahmet Taşçı. Evet Ahmet Bey. Büyü sonrası yaşanılan olaylar ve esrarengiz bir ev. Evden de taşınmışsınız. Doğru mu? Evet. Doğru. Tamamdır. Peki. Buyursunlar. Ben dinliyorum hikayenizi. Çok özür dileyerek abi, çok özür dileyerek. Ben aralarda bölmeyeceğim sizi ama buradayım. Bana ne zaman ihtiyacınız olursa seslenin, ben buradayım. Ben bilerek aralara girmiyorum yani. Sadece sizden dinlemek istiyoruz, olur mu? Tamam. Öncelikle akıcı konuşabilirim. O yüzden yayını dinleyen arkadaşlardan özür dilerim. Çünkü biraz heyecan var. Abi hiç sorun yok. Ben zaten sizden önce sadece sizin için değil, tüm dinleyenlerimiz adına onu söyledim. Aflarına sığınarak. Yayına bağlanan insanlar yayıncı değiller arkadaşlar. Dinleyiciler. Yani bu sebeple ben bile işte yılların yayıncısıyım. Başka bir yayına bağlanacağım zaman hakikaten bana bile heyecan basıyor. Bu sebeple hiçbir sıkıntı yok. Bunda özür dilenecek, affa sığınılacak bir şey yok abi. Çünkü burada yayıncı olan biziz. Bizim akıcı, bizim güzel konuşmamız, bizim güzel bir şekilde anlatmamız lazım. Ki farkındaysan ben bile anlatamadım şu an. Onun için hemen hikayeye girelim istersen. Çok teşekkür ederim. Rica ederim abi. Başlayayım. Buyursunlar. Ben bir gün eve geldim. İşten eve geldim. Yatağıma uzandım. Bizim ailem şeye gitmişti, düğüne gitmişlerdi. Yatağıma uzandım, gözümü kapattım, tam böyle uyuyacağım. Sonra kapının kulpu böyle kendi kendine hareket etmeye başladı. Bizim o zaman kapının kulpu yumuşaktı. Hani dedim rüzgar falan mı yapıyor? Sonra hızlanmaya başladı, ben iyice korktum. Sonra korka korka yattım, uyudum yani. Uyumaya çalıştım tekrar, gözlerimi kapattım. Ve sonra birden böyle gözlerimi açtığımda karşımda siyah bir şey belirdi. Koşarak dışarı gittim. Zaten bizim mahallede hani 3-4-5 ev var. Hepsi de akraba yani. Bir sol tarafımda amcamlar oturuyor. Aşağıda babaannemler oturuyor. İleride amcamlar işte. Bu şekilde herkes akraba olduğu için. O yüzden biraz daha rahattım. Neyse sonrasından koşarak aşağı gittim. İşte bizimkiler ne oldu filan dedi, anlattım. İlk başta inanmadılar tabii. Ondan sonra anlattım, iyice korktuğumu anladıkları için onlarda yattım yani. O gece evde yatamadım, kalamadım evde. Ondan sonra biz bunun neden olduğunu düşündük yani. Zaten önceden de böyle evde sesler geliyordu, garip garip. Bebek ağlama sesleri, çığlık sesleri geliyordu. Ha, evde bebek olmamasına rağmen. Yok, evde hiç bebek yok o zaman. Hepimiz büyüğüz yani. Evet. Neyse ondan sonra işte babaannemin çatısının alt tarafında, yani hiç olmayacak, çatıdan düşmeyecek bir şekilde kanepesinin arka tarafında bir kağıt bulduk. Sonra bu kağıdı gösterdik hocalara. Hocalar bu büyü yapılmış dedi. Kara bıçak büyüsü diye bir büyü dediler. İşte sonradan hoca dedi ki bunun bıçağın dedi kendisi evin içine bir yere cinler vasıtasıyla koyulur. Sapı da bir yere gömülür. O sapı bulunmadan. Abi çok özür dilerim. Daha fazlasını anlatma. Yani işte nasıl yapılır, nasıl edilir filan diye. Biz sadece yok, o tamam. Kadarını bilmiyorum zaten. Tamam tamam, büyüğün adını sadece biliyorum. Sadece nasıl çözüleceğini anlattım ben. Evet abiciğim. Evet. İşte sapı bulamadan çözülmezmiş. Biz de bayağı aradık, sapı bulamadık. Tabii o arada evde ayrıten olaylar da oluyordu. Kardeşim kendi kendine gece irkerek uyanıyordu. Duş alırken siyah siyah varlıklar görüyorduk. İşte ondan sonra... Nasıl, bir dakika evden... bir saniye dur abi. Duş alırken siyah varlıklar görüyordum. Evet, ben duş alırken görüyordum zaten yataktayken de. Nerede, duşta mı? Yani evet, duşta mı? Banyonun içinde mi görüyorsun? Evet, banyonun içerisinde. Nasıl böyle varlıklar kapıdan... bunlar? O öyle bir cümleyle geçebileceğim bir şey değil abi o. Yani siyah varlıklar görüyorum diyor. Nasıl varlıklar bunlar? Bir tarif ister mi? Şimdi şöyle bir şey abi. Net olarak görmüyorsun. Mesela kapı camlı ya. Evet. Evde kimse yok mesela. Işık açık, ışığın arkasında siyah bir gölge. Böyle aynı insan kafasına benzer. Ama kel bir insan kafası, siyah gölge. O şekilde görüyorduk. Yani ben görüyordum. Kardeşim irkerek uyanıyordu gece. Yani bayağı korkuyorduk. O evdeyken başımıza o tür olaylar bayağı geliyordu. Her zaman geliyordu. Sonra araştırdık işte.
hocalara gittik. Hocalar baktılar. Sonra işte dediler ki biri var dediler. Büyü yapmış dediler. Böyle böyle işte. Neyse biz araştırdık. Büyünün kimin yaptığını da bulduk. Bizim bir akrabamız yapmış. Çok yakın bir akrabamız. Neden? Zaten neden? Çünkü deli abi. Delirmiş. Son zamanlarda musallatı vardı. Bizi çekemiyordu zaten. Bizim imalatımız vardı yani. Fabrika vardı. Süt ve süt ürünleri üretiyorduk. Bize hep büyü yaptırarak bizi zarara soktu. Biliyor musun abi? Mesela biz babamla çok büyük bir kaza yaptık abi. Ben sakat kalıyordum az kalsın. Yani bir ay yatalak kaldım. Sonra ayağa kalkabildim. Geçmiş olsun abi. Çok teşekkür ederim. İşi bırakmak zorunda da kaldık. Onun yüzünden. Sonra onun yaptığı çıktı işte. Bayağı kavga filan da ettik. Aile arasında kavga filan da çıktı. Şu an biz taşındık. Oradan çok uzak. Şimdi abi bir saniye dur. Bölüm bölüm ilerleyelim. Evet abi. Siyah varlıklar görüyorsun. Bunu evde senden başka gören birileri var mıydı? Vardı abi. Yani siyah olarak kardeşim görüyordu. Hı-hı. Ve irkilerek, her gece irkilerek uyanıyordu kardeşim. Korkarak, ağlayarak uyanıyordu. Yani kardeşine temas birazcık daha fazla diyebiliriz o zaman, doğru mu abi? Evet evet, kardeşime temas biraz daha fazlaydı. Tabii ki çocuk olduğu için daha çok şey yapıyorlardı. Daha çok üzerine gidiyorlardı. Evet. İşte ondan sonra abi Ses var mıydı abi, çok affedersiniz. Ben şimdi dinleyicilerden gelen mesajlara da bakıyorum. Kendi kafamdakilere de bakıyorum. Siz mesela bunu gördüğünüz zaman herhangi bir ses, bir şey duyuyor muydunuz? Bir de saat kaçtı mesela bunu gördüğünüz saatler? Abi gördüğümüz saatler genellikle gece saatleri. Yani gündüz hiç gündüz zaten fazla bir olay olmuyordu. Sadece gece yattığımız zamanlar. Mesela 11-12 gibi evde herkes yatıyor veya evde tekim. O zaman görüyorum mesela. Ses de o zamanlar geliyor. Her gece geliyor. Mesela bir şey daha anlatacaktım, onu da unuttum. Buyur. Biz bir kere yatıyoruz abi. Arkada bizim alt tarafta imalat var. İmalathane var. Oranın bir duvarı var. Abi gece yatarken birden böyle patlama sesi gibi bir şey geldi. Camdan kafamızı bir çıkardık böyle. Yıkılmış duvar komple. Kendi kendine, ortada hiçbir şey yokken. Ne deprem ne bir şey. Yerle bir olmuş. Bu niye olmuş? Bunu sordunuz mu, araştırdınız mı? Abi araştırdık. Yani duvarın çökmemesi lazım. İşte neden oldu bilmiyoruz. Ben büyük ihtimal cinler tarafından diye düşünüyorum. Yani o şekilde olmuş diye düşünüyorum. Şu an biz yeni eve geçtiğimiz zaman da zaten şu an Allah'a şükür hiçbir sıkıntımız yok. Şu an çok rahatız yani. Peki o gittiğiniz hocanın hani söylediği eve şöyle sapı koymuşlar, böyle yapmışlar filan diye hani sizi yönlendirdi ya hani hoca. Evet evet, orayı da atladım. Hı. Kusura bakmayın, heyecandan dolayı atladım. Estağfurullah. İşte bize kavga ettik. Ondan sonra büyüyü koyduğu yere söyledi dedi. Ben sizin çatınızda araya bir yere koydum dedi. Büyüyü dedi. Hepiniz geberin dedi. Sonra biz çıktık tabii çatıya. Sağ, evet işte öyle bir insan. Bir de yakın akrabamız olacak. Hı. Çıktık çatıya baktık. Evin her tarafına baktık, bulamadık. O bizim evimize yaptırdığı büyüyü bulamadık. Babaanneminkini bulduk. Ama bizim evimize yaptırdığı büyüyü bulamadık. En son çare de evden taşınmak oldu zaten. Sırf bu sebepten dolayı. Evet, bu sebepten dolayı taşındık. Akraba ne oldu o, bu işlerle uğraşan akraba? O şu an musallatlı hala. Yani kendinde değil, kocasıyla her gün kavga ediyor. Milletle her gün tartışıyor. Şu an mahallede etrafında bir kişi daha zaten evden taşındı onun yüzünden. Onun yüzünden mahallede bir kişi daha evden taşındı. Yani büyüsünden değil de onun lafından dolayı, hep iftira atmasından dolayı, kavgalarından, gürültüsünden dolayı. Yani mahalleli de şikayetçiydi bu insandan. Zaten musallat var bu insanın üzerinde. Şimdi bak, bir dinleyicim yazmış, demiş ki şu zamana kadar anlatılan hikayelerin hepsinde bu görülen varlıklar, işte siyah, ayakları yok, yüzü yok, saçı yok diye anlatılırdı. Ben evet, sağda solda söylediğim zaman bana inanmıyorlardı. İlk defa bu arkadaştan duydum. Benim de görmüş olduğum varlıklar, yüzleri belli ve keller, saçları yok. Keller, ilk defa bu beyefendide duydum demiş sana. Evet, ben şöyle söyleyeyim. Mesela ben tam olarak yüz sureti olarak görmedim. Şimdi kapının hani böyle cam kapı olur ya, böyle buzlu cam gibi olur ya, arkası böyle bulanık görünür. O evet, şekilde o camın arkasından mesela saçı olmayan, sadece kafa şekli olarak simsiyah bir şey gördüm, yani insan vücudu gördüm.
O şekilde anlatayım ben size. Böyle bir boyu moyu falan gibi bir şey var mıydı mesela? Şimdi camın arkasında da olsa abi dev gibiydi diyebilirsin, ufaktı diyebilirsin filan. Abi tam bir insan boyundaydı. Mesela kafası, şimdi kapı şöyle olur. Yarısı tahta olur. Eski kapılar olur ya böyle, yarısı tahta. Evet, evet, her üst evde vardı. Böyle, üst taraf buzlu cam. İkiye ayrılır böyle, sağ taraf sol taraf buzlu cam ya. İki kapının ortasına, yani normal bir insan boyu kadardı. Anladım. O şekilde anlatayım ben size. Herhangi bir fiziki temas olmadı değil mi? Ne senle ne yok, evdekilerden biriyle. Yok, fiziki temas olmadı. Ama ruhsal olarak, yani psikolojik olarak çok temas oldu. Çok psikolojimizi bozdu. Allah'a şükür bu eve taşındık da rahatladık biraz. İşte ondan dolayı ben o hikayeyi, o şeyi unutamıyorum abi. O yaşadıklarımı bir türlü atlatamadım. Yani inşallah atlatırsın bir daha. Bak, yaşamamışsın da bayağıdır. Çok uzun zaman aynen geçti mi aradan yani? Böyle yıllar mılar mı geçti aradan? Ne oldu? Abi aradan 6-7 ay falan geçti. 6-7 ay geçti aradan. Aynen. Ha, 7 ay öncesini falan anlatıyorsun yani şu anda. Evet evet, o zamanları anlatıyorum abi. Daha da şey yani, çok da bir eski değil. İnşallah yaşamazsın. Yok, çok bir eski daha. Çok eski değil işte. İnşallah yaşamayız abi ya. Çünkü orada sürekli oluyordu. Her zaman oluyordu. Ve bizim evde de iki tane tuvalet olmasından dolayı, bilmiyorum, belki ondan dolayı da hem dışarıda tuvalet vardı hem de içeride tuvalet vardı, biliyor musun abi? Belki o yüzden de şey durumu daha fazla yaşanmış olabilir. Bu gelme durumları daha çok yaşanmış olabilir. Biliyorsunuz zaten onların yuvası tuvalet ve banyolar. Ademciğim, not al. Ömer Hoca bağlandığı zaman ben tuvaletle alakalı bir şey soracağım. Sen bir not al, tamam mı? Ben soracağım Ömer Hoca'ya bağlandığı zaman. Şimdi şöyle bir bakalım şuradan. Evet, geçmiş olsun diyenler var. Sonra bu görmüş olduğunuz o varlıklar, yani hep aynı varlık mı yoksa farklı farklı mı görüyorsunuz? Hep aynı varlıklar, yani suret olarak aynı varlık, şekil olarak aynı varlık. Hep tek değil mi mesela, yanında başka yok böyle? Yok, başka yok. Yani sadece bir varlık olarak görüyorum. Konuşma yani, falan, hani az önce dedin ya, bebek ağlaması duyuyoruz, başka çocuk sesleri duyuyoruz, başka şeyler duyuyoruz ya, ne bileyim, böyle bir konuşma, bir ses, bir başka bir şey. Yok, konuşma olarak hiçbir şey yok. Sadece mesela bazen böyle anlamadığım bir cümle beynimin içinde, ama böyle dışarıdan duyduğum bir ses değil. Anlamadığım bir cümleler böyle beynimin içerisinde. Anlamadığın kendi, yani kendime, farklı bir dilde mi? Evet, farklı bir dilde gibi ama dışarıdan duyduğum değil, böyle beynimin içerisinde dönen. Mesela kendi kendime düşündüğüm. Sonra dedim ki kendi kendime, işte yani ben ne düşünüyorum, ben bunu hayatımda duymadım. Yani nasıl düşünebiliyorum diye. Evin herhangi bir yerinde bir işaret falan bir şey gördünüz mü bu olaylardan sonra? Herhangi bir işaret, bir ıslaklık, bir ne bileyim böyle işte iz, başka bir şey, bir eşya. Bizim evimiz iki katlıydı. Alt taraf imalathaneydi. Kullanmadığımız halde yatak odası tarafının alt tarafı komple ıslaktı. Her zaman alt dip tarafı var ya, komple su içindeydi. Yani nemliydi. Kullanmadığımız halde yaz kış fark etmez. Oraya da su gitmiyordu. Burası hep nemliydi ama. Hafif nemliydi ama, peki. Evet, hafif nemliydi. Siz o evi boşalttıktan, taşındıktan sonra o evden bu eve yerleşen birileri oldu mu, yaşayan? Var mı acaba evde? Yok, şu an evde kimse yok. Ev hala bizim, bizim adımıza, biz şu an kirada oturuyoruz. O evde boş, doğru mu? Evet, ev boş. Ev de boş, imalathane de boş. Anladım, peki. Kardeşim geçmiş olsun. Allah yaşatmasın bir daha inşallah. Çok teşekkür ederim abi. Sağ buradan abi dinleyen herkese selamlarımı söylüyorum. Bizden de selam olsun. Görüşürüz, iyi geceler diliyorum abiciğim. Sağ İyi olun. Geceler abim. Teşekkürler, sağ olun. Var olun, thank you. Teşekkürler. Ademciğim, ikinci hikayeyi alalım sana zahmet. Evet, ben de o arada yazılanlar var mesela. İyi geceler. Bu varlık büyü yapan kişi olabilir mi? Korkutmak amacıyla demiş efendim. Ama şimdi gece nasıl olacak? Koku var mı demişler. Vallahi bana şeyde, YouTube'da çok soruyorlar. Bu koku var mı, saat kaç filan diye sorduğum zaman çok kızıyorlar. Beni kendi programımda pıstırdılar efendim. Artık koku var mı diye soramıyorum. Çünkü yani anlatan mesela çoğunluğu şey diyor. Saatle alakalı takılmışlar. Hep soruyorum. Bu da yani programı yaptığım için araştırıyorum. Bu sebepten dolayı soruyorum. Hep böyle üçlü bir saat. İşte 3'ü 5 geçe, 3'ü çeyrek geçe, 3'e 5 var, 3.30, 3.40, 3.50 filan. Hep böyle üçlü bir saat. Ben de soruyorum tabii. Saat kaçta? İşte insanlar da üçlü diyor. Oradan bir böyle dinleyicilerimiz şey yazmıştı. Ya bir kere de saati sorma diye. Abi niye sormayayım? Programı yapıyorum ben, araştırıyorum, notlar alıyorum bununla alakalı. Yani bu programı yapıyoruz, herkes eve dağılıyor ve ben de eve gidip uyumuyorum. Benim almış olduğum notlarım var.
bir korku filmi çekersek bu şey hani her şey raconuna göre olsun istiyorum çünkü. Kokuyu vallahi az önce aklımdaydı ama unuttum. Keşke sorsaydım beyefendiye. İkinci telefonumuz var galiba. Merhaba efendim. Merhaba, iyi akşamlar. İyi akşamlar. Abi nasılsınız, iyi misiniz? Sağ ol abi, de aynı yaştayız abi. Sıkıntı yok, o ağız alışkanlığı. Bazen kızlara da diyorum şey yapma yani. Eyvallah. İstanbul'dan Kubilay. Teşekkür ederim Kubilay. Atlattın galiba değil mi olayı? Evet evet, 99 yılında geçirdim ben bu olayı. 99 aynen. Yılında geçirdim. Aynen, 17 yaşındaydım o zaman. Ölen birinin yani... ve dayının kılığına giren bir varlık, doğru mu? Aynen öyle, doğru. Bizzat senin yaşadığın hikaye. Direkt benim yaşadığım bir hikaye ki... Yanlış anlamasın kimse, öyle şöyle söyleyeyim, ben sadece hani Allah'a inanan bir adam, böyle dinlerle pek arası olan bir adam değilim. Böyle üç harfli hikayeleridir işte bu tarz şeylere gülüyordum ben, yani saçma geliyordu. Bir de genelde anladığım kadarıyla sonradan araştırdığımla öğrendiğim sonuç şu, galiba hep böyle ergenlik çağında ve işte atıyorum 17-25 yaş arasında falan genelde gözüküyorlar ya da rahatsız ediliyorlar gibi geliyor bana. Araştırmalarda öyle duymuştum. Ama şu var, şimdi ben de böğüyü yapan adam olarak yıllardır yapıyoruz sonuçta. Çok bir yaş grubu görmedim biliyor musun bununla alakalı? Kadın erkek ayrımı da görmedim çok. Yani yok, o yok, evet doğru. Yıldızı çok düşük erkek. İnsanlar derler. Yıldızı düşük insanlar da şöyle, her yıldızı düşük insan değil. Şimdi ben televizyonda orada burada bizim programda bir yazılanlara falan da şey yapıyorum, böyle bir bakıyorum. Yani bakıyorum çünkü çok değerli şeyler bunlar. Yani genelde şunu görüyorum abi. Kapıyı açanlar, yani atıyorum, tamamen atıyorum. Bir adam bir kadınla evlenmiyormuş. Adam kadınla evlensin diye büyü yaptırmış. Sonra olaylar patlamış. İşte bir insan bir insandan nefret ediyormuş. Ona büyü yaptırmış. Olaylar sonra. Yani hep böyle ilk kapıyı insanoğlu açmış abi. Anlatabiliyor muyum? Benim dinlediğim evet. Hikayelerde böyle. Şunlar haricinde mesela. İşte şuradan şuraya gidiyorduk. Bir varlık gördük abi. Nasıl kaçtığımızı şaşırdık filan. Onlar herhalde böyle doğal ortamlarında filan gözüken şeyler de olabilir. Yani onların da bir ortamı, bir atmosferi var sonuçta. Binlerce alem var elhamdülillah. Hep söylüyoruz var, yani inancımız evet, belli. Ama bu işte şey yani kadın, erkek, genç, yaşlı, çocuk, bebek diye ben çok böyle bu dinlemiş olduğum şeylerde, programlarda, hikayelerde, kendi programlarımla alakalı anlatılan ki yaşanmışlarda çok böyle bir yaş grubu, bir kadın erkek dağılımı, ayrımı falan hiç görmedim yani. Hiç dikkatimi çekmedi öyle bir şey. Ama sen şimdi bunu söyledin. Ben bundan sonrasına bakacağım. Yani hatta olur. Sen konuşurken notlarımı alayım. Bundan sonra insanların bunları kaç yaşlarında yaşadıkları benim için bir araştırma konusu olacak. Tamam. Tamamdır. Ben hikayeyi peki. Anlatıp daha sonrasında da nasıl beni etkilediğini, hayatımla ilgili olayları telefonda arkadaşa anlatamamıştım kısaca diye. Yok estağfurullah. Buyursunlar abi. Devam ediyoruz. O zaman başlayayım ben. Evet. İyi akşamlar herkese. Yılı 1999 Temmuz ayı. Üniversiteyi kazandığım seneydi. İstanbul dışında okuyacağım diye böyle gitmeden önce akraba ziyaretlerine falan gittim yazın. Öyle çok arkadaşlarla gezmeyelim dedik. Neyse konum vereyim mi? Tam konum vermeyeyim. Sadece şeyi söyleyebiliyor muyum? Şehir olarak söyle abi. Tam il tamam. Olarak söyleme ama. Tamam. İzmir'e, İzmir'in bir kasabasına dedemleri ziyarete gittim, annemin babasını. Çünkü dayım benim çocukluğumdan beri en iyi arkadaşımdır. O yüzden gittim. Annemlerle beraber dayımların üzüm bağları vardır. İşte yoğurt mandıraları falan var. Bir akşam dayım dedi ki, cuma akşamıydı yanılmıyorsam ya da cumartesi akşamıydı, dedi ki sabah dedi erken seni kaldıracağım, beraber dedi bağa gideriz, şu üzüm toplarken bana yardım edersin falan dedi. Tamam dedim dayı, çok anlamam ama gelirim dedi. Neyse akşam ben saat 11-11.30 gibi yattım, sabaha karşı 4-4.30'du yanılmıyorsam işte dayım beni kaldırdı. Kubilay kalk kalk dedi, açtım gözümü, ne oldu dedim dayı, kaka dedi, hazırlan gideceğiz. Tamam dayı dedim. Aşağı indim. İki katlı bir tahta ev orada. Aşağı indim. Mutfağın orada bana 2-3 tane torba verdi. Dedi ki bu torbaları al, pick-up'ın arkasına koy dedi. Tamam dayı dedim. O da içeride bir şeyler hazırlıyor. Kapıyı açtım. Pick-up'ın arkasına torbaları koydum. Onları koyarken bana dedi ki 2 tane de 20 böyle plastik 20 litrelik şişeler olur ya, onlardan ver dedi. Git dedi çeşmeden de bunları doldur. Bağda dedi suya ihtiyacımız olacak. Tamam dedim dayı. Çıktım. Zaten çeşmede dayımların evi yokuş yukarıdır. Aşağı doğru inerken hemen solda, bir 30 metre ileride solda, oraya doğru gittim. Orada da bir tane yaşlı amca var işte, o da su dolduruyor. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Sen kimsin dedi. Dedim ben Necati'nin torunuyum. Aa dedi, bizim şey miymiş mandıracım. Evet dedim. Ben de dedi Urgancı İsmail. Merhaba dedim amca. Nereye gidiyorsunuz dedim. Bağa gideceğiz dayımla birazdan. İyi, sohbet ediyoruz. Sonra dedi ki ya benim bir tane şişemi bana taşısana, ağır bunlar dedi. Olur dedim amca.
Aldım onunla sohbet ederdi. İşte ne bölümü kazandın bilmem ne. Onu sohbet ederdi. Böyle aşağıda sağ tarafta mavi duvarlı bir binada. Şey, ev yani tek katlı. Oraya götürdüm adamın bidonunu da bıraktım. Döndüm çeşmeye. İşte suları doldurdum. Yokuş yukarı geldim. Pikabın arkasına suları koydum. Kapıyı çalıyorum. Kimse açmıyor. Vuruyorum açmıyor. Gece de yani hani çok da insanları uyandırmak istemiyorum. Anneannem uyuyor, dedem uyuyor, annemler falan uyuyor. En son baktım kapı falan açmıyorlar. Bağırmaya başladım dayı dayı diye yukarıya. Dayım böyle camı bir açtı. Aşağı bir baktı ama böyle hani yeni kalkmış gözler olur ya pijamalarla. Böyle böyle baktı bana. Oğlum ne yapıyorsun aşağıda dedi böyle. Dayı dedim işte hazırlanıyoruz ya. Oğlum manyak mısın bu saatte ne hazırlanması dedi. Dedim dayı sen uyandırdın gözünü seveyim. Dalga mı geçiyorsun benim dedim. Aşağı geldi. Kapıyı açtı. Oğlum dedi manyak mısın ben niye söylemedim. Dayı dedim bak torbalar verdim bana. Pikapın arkasına koydum. Su doldurdum falan. Böyle baktı saçma sapan torbalar koymuşum ben bu arada böyle çöp torbası falan koymuşum. Yani o karanlıkta bana dayım ne verdiyse diye düşünüyorum. Dayım değilmiş. Böyle bir korktum. Dayı dedim Allah aşkına dalga geçme benimle bak. Oğlum dedi manyak mısın şimdi yengenin yanından kalktın dedi dalga mı geçiyorsun gir içeriye dedi falan girdim böyle. Yat dedi uyu dedi. Tabii ben gittim ne olduğunu anlayamadım yani böyle insan aptallaşıyor. Yattım uyudum. Sabahta kalktım kahvaltıya çağırdılar işte aşağı indim kahvaltı ediyoruz bahçede. Dayı dedim Allah aşkına gece dedim böyle beni kaldırdın bağa gideceğiz dedim. Oğlum sen manyak mısın sabahın dördünde ne bağ dedi ben seni uyandırmadım dedi. Dayı dedim bak sen uyandırdın hatta dedim aşağı bana iki şişe su verdin. Git dedim doldur götürdüm dedim çeşmeye. Hatta dedim çeşmede urgancı İsmail amca var dedim. İsmail amcayla bile tanıştım sohbet ettim dedim. Böyle kaldılar masada. Kim dedi dedim urgancı İsmail. Mavi binada oturuyor dedim mavi evde. Dedem böyle tövbe tövbe çekme. Oğlum dedi İsmail amcan dedi öleli 10 yıl oldu lan sen dalga mı geçiyorsun? Dayı dedim bak yemin ediyorum 1.60-1.65 boylarında dedim böyle köylü şapkalarından takıyor. Adamın dedim öndeki bir tane dişi yok lan ne. Ben anlattıkça dedem böyle şey oldu. Anneannem başladı ağlamaya dedi ki oğlum sen dalga mı geçiyorsun? Hakikaten adamı görmüşüm ama o adam öleli 10 sene olmuş. Ben tabii korkmaya başladım. Yani hakikaten şu anda da anlatırken geriliyorum yani. Dayım falan kalktı sofradan. Bizi de bitirdin dedim. Şu an bizi de bitirdin. Millet gerildi falan böyle masada dedim ki ne oluyor bak. Ben dedim hani elim ayağım birbirine girdi böyle soğuk ter akıtırsın ya dedim yani. Dayı dedim Allah aşkına sen uyandırdın bilmem ne. Hemen anneannem korktu bir yerlere gitti. Aman iyiyim aman iyiyim falan diye başladı böyle şeylere. Annem de zaten çok sever böyle olayları. Sonra işte dayım beni kenara çağırdı. İşte oğlum dedi abdest al abdest al bak dedi Allah'a inancını biliyoruz da oğlum dine dön. Bak dedi seni rahatsız mı ediyorlar ben seni uyandırmadım olayı anlattı falan. O öyle başından geçen pislik bir olaydı yani. Benim çok psikolojimi bozdu o ya. Hatta şöyle söyleyeyim yani çeşmenin yanından geçmeye bile korkuyordum. Sonra anlatılanlar o çeşme çok meşhurmuş zaten. Yani hep o çeşmede bir şeyler yaşanırmış. Ya böyle birilerini görürlermiş. Çok meşhurdur yani programdan sonra size noktasına kadar yeri söyleyebilirim. Oradaki halk komple anlatır size. Ankara'da mı abi yer? Hayır İzmir'de, Tire'de. Tamam. Toptepe'ye giderken. Tamam ne yapıyorsun dur tamam. Özür dilerim. O kadar verme evet. Çeşme çok meşhur. Beni de ama yani hani ben tamam çeşmeye gittim. Beni çeşmeye birisi mi çağırdı? Yani çünkü uyandıran dayım değil. Çeşmedeki adam yaşıyor değil. Böyle bir olay yaşadım. Ondan sonra ufaktan hayatımı etkileyen şöyle bir şey oldu. Hala da var. Yani pek güzel bir şey değil ama. Ben 17-18 yaşından beri böyle enteresan, bilmiyorum bu tavsiyelere inanır mısınız? İnsanlara böyle bakarken birdenbire benim gözümün önünde bir şey geliyor ve söylüyorum. Ama genelde hep kötü şeyler. Bazı bir iki tane iyi şeyim var. Ama genelde kötü şeyler böyle gelir ve ben söylerim. Mesela birinci örneği söyleyeyim. Otururken yemek masasında birdenbire eşime şey demiştim. Sen hamilesin demiştim böyle durup dururken. Bir anda bir şey geldi gözümün önüne. Saçmalama dedi. 2 hafta sonra hamile olduğunu öğrendi. Yine otururken halam da dedik işte halamla sohbet ederken hala dedim sağlık saat nasıl iyi oğlum dedi hala dedim dikkat et kendine çünkü gözümün önüne geldi diyemiyorsun da halana işte halam hastaneye gitti MS hastası çıktı 10 yıldır falan tedavi görüyor kadın böyle enteresan saçma sapan şeyler var eniştemin öleceğini söylemiştim o olaydan sonra mı oldu bu? Evet yani böyle o olayda o bana göründüklerinden sonra hatta babam o zaman bana dedi ki oğlum bak dedi hani İşte bak biz Müslüman bir aileyiz, Müslüman bir sülaleyiz. İşte senin niye böyle inancın zayıf? Bak böyle seni rahatsız mı ediyorlar? Sana bir şeyler mi söyleniyor? Diye mi dönmen gerekiyor? Bir hocaya mı gitsen falan. Hatta beni İstanbul'da Sofular'da bir hocaya götürmüşlerdi zamanında. Ne dedi? Hocaya konuştunuz mu?
Evet, Mustafa Hoca ismi de. Mustafa Hoca şey demişti. Deme abi. Abim şu adresleri verme isimli. Gerçi 40 tane Mustafa Hoca vardır. Hiç kesmeyebilir lüzum yok da. Sen yine de bundan sonra verme ama isim yani. Tamam, çok özür dilerim. Estağfurullah. Bana söyledi işte, o zaman demiştik yani biraz dini inancın aslında kuvvetli olsa işte aslında iyi bir insansın. Yani şey birazcık ne dedi bana o zaman, tam olarak toplayayım. Yani aslında sen dine dönsen, sen aslında gönül gözü açık adamlardan birine benziyorsun. Ama dedi senin de dinle alakan yok. Onun için seni artık dine mi döndürmeye çalışıyorlar, rahatsız mı ediyorlar? Çünkü tarafları varmış bunların galiba. İyi taraf, kötü taraf. Tabii iyisi, kötüsü, uğraşanı, yani, uğraşmayanı. Sen dedi iyi tarafa gitmek istemediğin için dedi ya kötü taraf seni çekmeye çalışıyor ya da dedi iyi taraf bak işte hani doğru yola dön şeklinde bir şey oluyordur dedi. Beni o zaman okudu dedi. Güzel yani, abim dediğini kestim bir kere daha diyorum. Bu işte hoca şöyle yap böyle yap dedi şeylerini veremiyorum yayına. Yani bak niye çok... olduğunu şey yapınca şimdi sen hikayeni bitince anlatacağım sana. Birkaç meslektaşım da bunu benden öğrendi. Vallahi o konuda mutluyum. Yani onu söyleyeyim, şimdi kapatınca söyleyeceğim sana. Yani kapatırken. Anladım. Evet buyursunlar. İşte bu tarz şeyler yaşadım. Yaşadıktan sonra günümüzde de yaşanıyor. İşte arada bir şey geldiği zaman gözümün önüne söylüyorum. Yani hani eşim de bilir. Bana işte lakap takar bazen. Yani ne diyorlar buna, evhamlı mı diyordu bana, bir şey söylüyordu. Bir şey söylediğim zaman çıkıyor diye. Böyle bir olay yaşadım. Yani hala da işte etkileri de bende sürüyor. Yani 40 yaşını geçtik, hala da var. Peki o çeşmede senden başka böyle bir şey yaşayan var mı? Var var, dolu yani o kasabada, o çeşmeyle ilgili bir sürü. Hep aynı şeyler. Adamı mı görüyorlar? Hayır aynı adam değil işte, yok çeşmenin orada tasla duş alan kendini yıkayan kadını mı istersin? Kadınla karşılaşmış birilerini mi istersin? Taslı suyla kendini yıkıyormuş. Aynen tas varmış. Kaçay boldu. Bir taneyi hani dolduruyorum. Koyuyorum sola. Abim kes bir yere kadar, gözünü seveyim, samimiyetle anlat da Allah aşkına, okey masasındaymış gibi de örnekler verme, öyle demin adamın söylediği şey yayında söylenecek bir şey değil. Yani kese bir hal oldum, hikayenin bütünlüğü bozulacak. Ya bize otursak adamın söylediğini söyle de gözünü sevdiğim o yayında denir mi ya? Kestim orayı. Evet. Tamam. Yani hani orada çok olay var. Çeşmede işte. Sonra o çeşmeye gittin mi bir daha? Hani köy bizim diyorsun ya oralar. Sonra gittin mi hiç yani bir daha o çeşmeye? Gidiyorsun ama çeşmenin önünden geçmeme şansın var. Çeşme bir cadde üstünde sağda kaldığı için karşı taraftan, yani gündüz vakti geçtim. Mobilyatla çok geçmişliğim var ama yani hani hiç böyle durup da bakasım, hatta bana oradan su doldur dediklerini, yok benim oraya işim olmaz demişliğim çok var. Bir daha gidip de su falan içmedim, doldurmadım da. Gitmem de ya. Biraz yani, böyle itiyor beni. Bir zahmet abi şimdi sen de, yani olur mu? Da, ama saatler. İnsanlar oradaki insanlar çok rahat anlatıyorlar yani. İşte bak genelde mesela hani hep insanlar diyor ya, ben şimdi bu programı yapmış olduğum için birazcık biliyorum. Yoksa hani şimdi burada anlatıyorum ama nereden biliyorum? Bu programı yapmış olduğum için biliyorum sevgili dinleyenler. Şöyle bir olay var şimdi, hani bazen diyor ya insanlar, ya niye musallat oldu, niye şöyle oldu, niye böyle oldu. İşte bir daha o çeşmeye gidersen ya da bir daha oralarda onları ararsan, yani peşine düşersen işte kapıyı açmış oluyorsun abi, anladın mı? Yok. Yani şey yapmış oluyorsun, onlara ulaşmaya çalışırsan onlar da sana ulaşıyorlar gibi hikayeler duyuyorum ben burada. Yani doğru. Senin şu anda mesela, bence bana sorarsan, bunu Ömer abi bağlandığı zaman da soralım. Şu anda o işte öyle temasın olmaması, işte onların bir daha sana gözükmemesi, yapmaması, etmemesi. Şimdi mesela gitsen oraya ertesi gün, ya bu çeşmede işte birini gördüm, şöyle oldu. O adamın, o Urgancı galiba değil mi adı? Evet, Urgancı'nın evet, Urgancı'nın olduğu yere gitsen, ya buradaymış adam, şuymuş mu? Ertesi gece gittim mesela, yine aynı saatte. Bir de burası değil mi diye gittim Serdar. Gittim yani, gösterdim dayı dedim, buraya getirdim dedim. Böyle zaten orada koptu adam. Yani hani her şey, adamı tarif ediyorum, evinin önüne götürüyorum falan. Orada ya dayım dedi ki, oğlum biraz dedi, ne bileyim git dedi, abdest al, bir şey yap, dine dön, dua oku, Kur'an oku, manyak mısın dedi. Hakikaten dedi, hani doğru yeri gösteriyorsun, doğru adamı tarif ediyorsun, dişinin olmadığını söylüyorsun dedi. Evet. Ya gittim ama evin önünde, ama çeşmeye gitmedim bir de. Yani işte onu diyorum, çeşmeye gitsen mesela şöyle bir olay var, bence bana soracak olursan, ertesi gece aynı saatlerde çeşmeye gidip yine adam oraya gelecek mi diye beklesen işte hayatta gitmem. Yani işte o zaman hakikaten sıkıntı. Öyle bir delikanlı olduğunu düşünmüyorum zaten. Evet yani o zaman sıkıntı, işte kapı açmak dediğimiz şey bu. Bence yani temasın olmamış, iyi de olmuş abi. Vallahi sağ ol. Aynen. Teşekkür ederim hikayeyi paylaştığın için. Şu ben an mesela çok yakın bir tarihte bu ya da bununla ilişkili yaşamış olduğun herhangi başka bir olay var mı acaba?
böyle şey yok. Hani tek karşılaşmam oydu ama en yakın tarihte. Hani işte bu şu bahsettiğim benim gözümün önüne gelenler var ya. Evet. Gözümün önüne gelip de söylemişliğim var. Bir arkadaşıma bir hikaye kalmaz sen baba olursun dedim de karısını bile tanımıyorum. İşte yıllardır çalışıyorum ne baba olması dedi. Şu an hamile haberini aldım. 3 hafta falan aldı alalı. Bu tarz şeylerim var. Yani hani eşimi de bağlansam eşimle konuşsam söyler. Ona söylediğim yüzlerce şey vardır böyle çıkan. Oluyor yani gözüküyor. Bir şeyler görünüyor gözüme ve söylüyorum. Anladım. Ne derler? Geçmiş olsun. Yaşama inşallah bir daha abi. Çok teşekkür ederim. Sağ olun inşallah. Hikayenizi bizimle paylaştığınız için. Sağ olun. Teşekkür ederim efendim. Sağ olun. Var olun. Teşekkürler. Var olun. Ne diyecektik? Şimdi ara vermeden önce şunu söyleyeyim. Birkaç meslektaşım radyodan, ya farklı radyolardan, ya Türkiye radyocularından birkaç televizyon programcısı bana böyle programında yazmışlardı. Yani yine içimizde bir yayıncı varsa, yine bir şey varsa ben ufaktan bir aydınlatayım. Hani yayında böyle cin diyorlar, o diyorlar, bu diyorlar filan. İyi niyetle yazdılar bana. Meslektaşlarım, televizyon programcıları, işte televizyon sunucuları, yapımcılar. Ya Serdar, yayında cin diyorsun ama yasak. Yayında cin diyorsun yasak, cin diyorsun yasak. İşte büyü diyorsun yasak. Böyle bir şey olmaz. Böyle bir şey yok. Yani tövbe estağfurullah. Yasak olan şeyler şunlar ki zaten olması da gerekmekteydi. O televizyonda görmüş olduğumuz olaylardan sonra. Hani cin diyorsun. Tövbe estağfurullah. Cin nasıl çağrılır? Hani o ritüel nasıl yapılır? Büyü diyorsun. Büyü nasıl yapılır? O bu. Yoksa büyü demek de cin demek de bunlarda bir şey yok. Aksine bizim yapmış olduğumuz şeyde hani cin diyor uğraşmayın diyoruz. Büyü diyor yapmayın böyle şeyler, saçmalamayın yapmayın. Ne alakası var böyle şeylerle diyoruz. Yani büyü nasıl yapılır? İşte o bu nasıl çağrılır? İnsanüstü varlıklara nasıl ulaşılır falan gibi şeyle böyle ritüeli işte atıyorum anlatıyorlar mesela işte suyun kapağını alı şöyle yapıyor böyle yapıyorsun diye tarif ederseniz bu yasak zaten olmasa da gerekmekte bence yasak da olması gerekmekte yanlış mı Ademciğim? Yani evet tarif etmemeleri lazım. Tabi yani bu ritüeller bunlar nasıl yapılır bunların bahsedilmesi yasak canlı yayında ki bir yayıncı olarak da söylüyorum sonuna kadar da yasak olması lazım ama birkaç meslektaşım birkaç döneminde yazmıştı. Onlar da benden öğrendiler bunu. Yani isim olarak kullanmakta hiçbir sıkıntı yok. Hani az önce beyefendi bir şeyler anlatırken kesmek zorunda kaldım. İşte o nasıl yapıldığıyla alakalı bir şeyler anlatıyordu. Oraları kesmek zorunda kaldım. Onlar yasak zaten. Onların cezai şeyi var ki olması da lazım. Sonuna kadar söylüyorum ama isim olarak kullanmakta bir şey yok. Ya, yayına birisi çıkıp merhaba büyü şöyle yapılır. Tövbe estağfurullah işte varlık şöyle çağrılır, büyü şöyle bozulur, böyle bozulur falan filan diye. Bunlar zaten de yasak olması gerekmekte bir yayıncı olarak söylüyorum ama bizim programda asla başladığı günden beri böyle şeyler bulamazsınız. Sadece isim olarak geçer, nokta atışı öyle adres bilgisi bile vermeyiz. Fakat televizyonlarda, radyolarda olan bu denetim maalesef sosyal medyada olamıyor. Maalesef sosyal medyada olamıyor çünkü kimin ne yazdığı belli değil. Yani işte 40 yılın başı da olsa burada görseller geliyor işte atıyorum. Kocanız sizi sevmiyorsa işte atıyorum işte aşk büyüsü 300 lira. Bilmem ne büyüsü 500 lira. İşte komşunuzu sevmiyorsanız komşunuzun başına bir şey gelmesi için 1000 lira falan filan. Bunlar bence suçtur. Bunların sadece böyle yayınsal anlamda değil hakikaten adli olarak bir insana ceza veriyormuş gibi. Yani bir yara veriyormuş gibi öldürmeye çalışıyormuş gibi yargılanması lazım. Bana soracak olursan. Hani bizim yayına da bağlanıyor insanlar diyor ya bizim... İşte bir akrabamız vardı şöyle yaptı büyü yaptı bize işte öldürme büyüsü yapmış şöyle yapmış böyle yapmış. Bence bu resmi kesin olarak ispatlanırsa bir insana fenalık yapmaktan bir insanı yani ne bileyim yaralamaktan öldürmeye teşebbüs etmekte aynı ceza bence bana sorarsan aynı şekilde cezalandırılmalı. Bilmiyorum sen ne düşünüyorsun Adem? Bence de bir farkı yok ya sonuçta işin içinde bir kötülük var yani. Tabii canım bir insan var. Bir insan ölsün diye bir şey yapılır mı yani ha gitmişsin söyleme sahip... Odunla bıçakla silahla yapmışsın bunu ha böyle şeylerle yapmaya çalışmışsın bunlar kötü şeyler bunlar olmaması gereken şeyler zaten yapanın da yaptıranın da cennette yeri yoktur bunu biliyorsunuz bunu zaten benim söylememe gerek yok yapanın da yaptıranın da cennette yeri yoktur değerli dinleyenler bunu ben demiyorum bunu zaten biliyorsunuz hepiniz biliyorsunuzdur. İsim olarak geçmesinde bir sıkıntı yok. Bundan sonra bağlanan dinleyicilerimize de söylüyorum. Gerçi ağızlarından kaçarlarsa işte şöyle oldu böyle oldu diye biz buradan kesebiliyoruz. Ama birkaç dinleyicimiz ne dedi de kestiniz ne dedi de kestiniz demişler. Yani bu işte malzemeleriyle onlarıyla alakalı işte şöyle yap böyle yap dedi denilen şeyleri kesiyoruz sevgili dinleyenler. Ama isim olarak söylenmesinde herhangi bir şey yok. Bir kere daha diyoruz.
Bu ve benzeri şeylerle uğraşmayın değerli dinleyenlerim. Bunlardan uzak durun. Bunlardan uzak durun. Bunlarla işiniz olmasın. Çünkü bunlar işte gidip yani alimlere, bilgili kişilere de sorabilirsiniz. Bunlar böyle çok basit, çok o şey falan. Ya böyle işler değil değerli dinleyenlerim bunlar. İnşallah sadece böyle programında hikaye olarak dinliyorsunuzdur. Yapmayın, uzak durun. Size bir kardeşiniz olarak bu tavsiyeyi, bu hayat yolunu tavsiye ederim değerli dinleyenlerim. Ademciğim, iki hikaye vardı değil mi? Evet. Evet, iki tane hikaye var. 2-2 gidelim o zaman, olur mu? Öyle yapalım. Tamam, şimdi kısadan ben bir ara vereyim. Aradan sonra tekrar devam edelim. Tamamdır. Burası Alem FM. Ben Deniz Serdar Gökalp. Dur bakayım nerede? Şimdi bir iki şarkı bir ara vereceğiz. Ondan sonra iki hikayeyle daha karşınızdayız. Türkiye radyolarının ilk ve tek korku programı Bö radyonuzda devam ediyor. Alo, merhaba. Merhaba. Merhaba, nasılsınız? İyiyim, siz nasılsınız Serdar Bey? Ben de iyiyim abi, çok teşekkür ederim. Bir define hikayesi galiba. Tüneldeki gelin, evet, demişsiniz, doğru mu? Evet, 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 evet. Bizzat başınızdan mı geçti abim hikaye? Ben bu işi yaşadım. Zaten bu işi şöyle yaşadım. Bizden uzak değil. Ben bir medrese hocasının torunuyum. Hani biz dini bir... Ben ama hiç benim molla torunuyum, ama benim mollakla alakam yok. Bana çok kızardı ailem söylemem. Yani ayrı duruyordum onlardan yani, ama yani şöyle söyleyeyim, dinle alakalı benim dedelerimin rakamsal, sayısal, yani evimize hasta gelip de iyileşip de giden insanları biliyorum. Kadınları, erkekleri biliyorum, çocukları biliyorum. Anladım. Öyle bir ailede yetiştim. Buyurun abicim, hikayenizi dinliyorum merakla. Şimdi ben yıllardır bunu önce acemi olarak, sonra profesyonel olarak define arama işi yapıyoruz. Yani arkadaşlarımızla bir hobi olarak başladık. Benim bunu yine söylemem lazım, biliyorsunuz yani. Yayın, evet, evet, evet. Siz yani ben yayında bunu söylediğin için benim de bunu söylemem lazım. Bu yasak. İzinle yapıyorsunuzdur diye düşünüp devam tabii, ediyorum. Tabii. Buyurun. Ha, tabii, evet, ben izinle. De öyle diyeyim. Evet. Resmi izinle yapıyoruz. Evet. Ha, izinle. Şimdi, izinle yapıyorsanız tamam abi. Evet, evet, evet. Bir iki kişilik arkadaş grubu zamanla 11 kişilik bir arkadaş grubuna tekabül etti. Hı hı. Bir kasabada, bir şehirde, bir ilçede neyse, biz bir işaret üzerine 3 metre derinliğinde 21 metre uzunluğunda bir tünel açtık. Tabii bu tüneli 5 kişi bir gün gidiyor, vardiyalı olarak değişik kazıyoruz, biraz uzak oturduğumuz yere. 5 kişi de 6 kişi de diğer gün gidiyor dönüşümlü olarak. Bir tane hocamız var yanımızda. İşte okuyor kötü şeylere, cinler işte bunu seraş gömmüş, bunu alkollü gömmüş, bunu dua ile gömmüş, tılsımlı olarak diye. Bu işleri yaparsanız, bu işler içinde böyle şeylerden de ürküyorsunuz. Tabii biz vardık bir gün, en son artık finale yaklaştık denilen noktaya geldiğimizde, kanaat getirdiğimiz bir gün. Ekibi komple 2 gün 3 gün boyunca orada tuttuk. Gece gündüz orada yattık, yedik işte çadırlarda. Jeneratörümüz var işte. Çalışıyoruz. Öğlen çay molasında, tabii bunun yaşarken bu bir ay geçti. Bunun arasında bir 15 gün içinde de evde garip garip olaylar yaşanmaya başladı. Mesela benim annemin ismi Fatma'ydı. Ama dedemizden, büyüklerimizden öğrendiğimiz, hocalardan öğrendiğimiz, şeytan A ismini söyleyemezmiş. Yani Allah'ın ağasını söyleyemezmiş. Aa, bunu not al, bunu Ömer Hoca'ya soracağım. Adem'ciğim. Allah, evet. Evet, Allah'ın ağasını söyleyemezmiş. Gece yani saat 11-12'den sonra camımız çalınır. Ama kimse göremeyiz. Fakat perdeyi tekrar kapattığımızda Fatma yerine Fetme diye anneme seslenirlerdi. Ürkerdik, bakardık, babam, kardeşim, ben bakardık, birkaç saat huzur rahat bulamazdık. Tabii babasını arıyordu annem, o zaman molla olduğu için o bize okuyordu işte, geçiyordu, birkaç zaman olmuyordu. Daha sonra bir gün yine bir hafta sonra, bu olaydan bir hafta sonra evde kimse yok, annemle ikimiz eve geldik, kapıyı açtım. Açar açmaz karşıda, bizim eski evler ortada salon olur, salondan odalara dağılır. Karşıdaki odadan, kapının içinde mutfağa girişimiz var. Mutfağa giriş olan yerde bir gölge gördüm. Siyah bir gölge. Tabii ben hırsız sandım ilk önce. Hemen koştum arkasından, bağırarak ürktüm. Annem de var şimdi yanımda, kadın olunca kaçmak değil de saldırma ihtiyacı duydum. Bağırarak üzerine yürüdüm. Ama evde hiç kimse yok. Bütün camlarımız, kapılarımız kapalı. Yalnız bir 5 litrelik su bidonumuz vardı.
devrilmiş, ağzı açık, kapağı böyle üzerine koyuveriyorduk. Lık 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 su boşalıyor. Nereden? Kaçırdım. Nereden? Bidon devriliyor, su bidonu devrilmiş. Evet, evet, evet. Su bidonu nasıl? Ama evde hiç kimse yok. Camlar da kapalı. Fakat ben o gölgeyi gördüm, eminim. Annem diyorum böyle böyle sen bir şey gördün, görmedim oğlum diyor. Neyse annem vefat etti. Ben bu Allah rahmet eylesin inşallah. 15 sene falan oluyor. Tabii en son bu arada yaşananı kaçırmamak adına söyledim. En son artık biz oraya ekibi tam olarak götürdük. Öğlen yemeğinde çay saatinde, yani artık karnımızı doyurduk, bizim peynir yaz günü. Yalnız gece, gündüz yok. Öğlen yemeği dediğime bakmayın. Biz öğlen yemeğini gece saat 12-1 gibi yiyoruz yani. Gecemiz gündüz oldu o zaman. Bembeyaz bir yılan, biz kuyuya ayaklarımızı salladık. 3 metre aşağıya, 21 metre eninde açtığımız kuyu aşağı ayaklarımızı salladık. İki tane bembeyaz yılan bir sağa geçiyor önümüzden, bir sola geçiyor. Şimdi ben başta görmedim. Arkadaşım var, ismini söyleme dediğimiz söylemiyorum. Arkadaşım, kardeş görüyor musun dedi. Neyi dedim ben? Yılanları görmüyor musun dedi. Korktu, bağırdı, çıktı. Daha sonra ben aynı şeyi benim gözümün önüne geldi. O esnada kuyudan bir mezbada büyük baş hayvan kesilince hayvanın böğürme sesi gibi sesler gelmeye başladı. Tabii başımızdaki hoca devamlı okuyor. Dedi ki arkadaşlar ürkmeyin. Biz bu işin etkilendirsiz geldik. Abi üzerimiz bir şey diyeceğim artık. Çok özür dilerim. Pardon, evet. Bunu sormam lazım. Evet. Hani yılandan evet. Geliyor dediniz ya ses. Yılandan değil. Yılanı uçarken gördük. Kuyunun içinden ses geliyor. Kuyunun tünelden. İçinden anladım, pardon. Tünelden evet, ses tamam. Geliyor. Evet, biz tamam. Yılanı gördük. O görünen başta başka bir şeydi. Ses içeriden geliyor. Biz sesi duyduk. Hoca diyor ki tamam geldik bulduk. Üzerindeyiz ama biz korkuyoruz, giremiyoruz. Dedi hiç korkmayın, gireceğiz. Yalnız şöyle bir olay. Biz bu kuyuyu açarken içerisi jeneratörümüz, siltimiz var. Bu siltiyi toprağa karşıya yaklaştırdığımız zaman stop ediyordu. Geriye çeviriyoruz, çalışıyor. Hiçbir bağlantısını kesmeme kaydıyla. Bunu böyle baş edemeyince Manila demirleriyle söktük. Sakız gibi bir toprak. Yukarı çıkarıyoruz, kum gibi oluyor. Neyse artık o gün geldi, indik. Dedi ki 3 kişi ineceğiz. İnelim, indik. Bizde de hep söylenen şeydir. Bazı şeyler, yani bu tarz gömülerde can almadan, birinin canını almadan vermez diye. İşte ya kuş mu kessek, keçi mi kessek, koyun mu kessek, neyse girdik. Hoca girelim dedi, biz bakalım. Biz girdik, ilerledik. Lambaları yaktık, açtık, gidiyoruz. Başta tepe lambalarımızla. 4-5 metre kaldı sonuna, 21 metrenin sonuna. 3 metre aşağı iniyoruz, 4-5 metrede, 21 metrede böyle gidiyoruz. İşte 4-5 metre var. Yalnız abi bir şey söyleyeceğim. Gerçekten evet. Büyük cesaret. Yani şimdi gidersiniz, gidersiniz evet. Ararsınız, o bu açarsınız, kuyuya da inersiniz. Ben bunlar ayrı, bunlar tamam, bunlar eyvallah ama o evet. Yılanı görüp sonra arkasından o sesleri duyup bir daha oraya inmek ve hakikaten yani büyük cesaret. Şimdi, bana herhalde dünyalar o kuyuda olsa ben inmem abi. Şimdi umutlar çok büyük. Bir de ben demiştim ya size, ben molla torunuyum diye. Muskalarda yapar dedem söylerdi. Hani bu tarz şeylere, yani insanlar nasıl iki çeşitte bir rahmani bir şeytani ise cinler de bir rahmani bir şeytanidir. Biz bunlara inanıyoruz. Ha, inanıyorum derken bunlardan zarar geleceğine inanmıyorum. Peygamber Efendimiz demiş. Büyü gerçektir ama inanmayın. İnanmazsanız size tutmaz diye. Dedemiz de bize öbürü öğretti. İnanmıyorum ben. Yani bana bir şey olmaz diyordum. Ben ustam vardı boynumda. Görüyordum kendime. Birkaç kişinin de aynı şey. Tabii yıllardır gidip geliyoruz. Bu tarz şeylerle karşılaşıyorduk. Yani örnek kabirde bir yer kazılırken arkadaşımız telefon götürmüyor. Cep telefonu titriyor. Evden eşi arıyor. Affedersiniz. Korkudan mezar titriyor zannediyordu. Bazı şeylerle karşılaşa bazı şeylerde olum, yani böyle değildir diye yaklaşıyorduk. Ses geliyordu ama bazı şeyler bizim öyle itti yani. Görmezden evet. Geliyorsunuz korkmamak için. Aynen evet. Öyle. Bir de kalabayız ama.
11 kişiyiz. Birbirimize cesaret veriyoruz. Hadi geldik, hadi bulduk, kazalım, girelim. Tamam artık bittik, hepimiz hayatımız kurtulacak maddi olarak. Rahat edeceğiz diye. Artık böyle bir 4-5 metre kaldı tünelin sonuna. Yerden 50 santim yukarıda. Bunu kendi gözlerimle görmesem inanmam yani. Ha ben bak inanıyorum diye söylüyorlar ama tutmayacağına inanıyorum. Tabii Efendimiz öyle dediği için. Ama yerden 50 santim yukarıda. El bilekleri yok. Yani el bileklerinden aşağısı parmakları yok. Ayak bileklerinden aşağısı yok. Havada asılı vaziyette. Bembeyaz bir gelinlik. Bir kadın süreti. Saçları sanki arkasını dönmüş gibi önünde beline kadar yarısı açık ama yüzü kapkara görünmüyor. Göğüs kısımları tamamen kan. Biz onu gördük, başladık dua etmeye, ayetel kursu okumaya, herkes bir şey okuyor ama hiçbir şey yok, ses yok o an. Hoca bir an Allah dedi, dualar etmeye başladı. O an öyle çığlıklar atmaya başladı ki karşıdaki varlık. Yani böyle çığırıyor yani, bağırıyor böyle. O çığırttan bağırttan hiç kimse kalmadı içeride. Hepimiz dışarı kendimizi nasıl attığımızı bilemedik. Dışarı çıktık. 5-10 metre geri çekildik. Hala çığlık içeride kesilmiyor. Ya ne yapacağız? Artık bu bize müsallat mı oldu? Nasıl olur? Dedi bu işten vazgeçelim. Nasıl yapınla? Özür dilerim abi, internetten temin edilse bile söylemiş olduğunuz şeyi kesmek zorundayım. Bir daha lütfen tekrar etmeyin, tamam, olur mu? Tamam. Lütfen. Tabii. Evet. Bu kuyuyu kapattık, patlattık. Hepimiz dağıldık. O gece 9 kişi, 11 kişiyiz. 9'umuzun başına sabaha kadar beklemişler. Şöyle, ben uykudayken yüzümün üzerinde poposunun yanaklarını hissediyorum. Yüzünde. Yani gece uyurken poposunun yanaklarını hissediyorum. Besmele çekmek istiyorum, çekemiyorum. Dua okumaya çalışıyorum, okuyamıyorum. Elimi hareket ettirmeye çalışıyorum. Yani onu bir hissediyorum ama bu gözlerim kapalı, hareket ettiremiyorum. En son büyüklerimizden gördüğümüz, bir şeyi söyleyemediğin zaman tam tersini yap. Yani ona hakaret et, ona küfret, o şekilde def etmeye çalış diye denedim ve onu başardım, o şekilde kaldırdım. Ertesi sabah 9'umuzda, 11 kişinin içinden 9 tanemizde aynı hikayeyi, aynı olayı yaşadığımızı birbirimize anlattık. Ve o günden beri böyle şeylerde işaretlere gidiyoruz. Yani resmi bakıyoruz önce bir. Eğer değerlendirecek bir şeyse resmi izin almayız. Ama bu tarz tırsımlı, ürkütücü olan kazıları bir daha gitmiyorum da yani. Abi çok özür dilerim. Bu hani 11 kişiydiniz, 9'unuz yaşamışsınız ya. Evet. Geri kalan 2 kişi yaşamadı. Niye? Yok muydu sizinle? Şimdi birisi hocaydı. Hı. Birisi hocaydı. Hiçbir şey olmamış. Birisi de artık şöyle söyleyeyim. Bizim burada yaşadığım şehrin yakınında o dediğim arkadaş dedi ki böyle bir yer var. Önce bu işte açtığımız yere gitmek için. Böyle bir yer var. Bunu dedi bulmamız lazım. Ben yerini biliyorum ama bir tılsımı varmış. Tanıdığım bir hoca var mı? Tabii benim dedem rahmetli olduğu için yakın bir köyde dedemin çıraklarından biri var. Medrese hocasının çıraklarından biri var. Biz buraya gittik. Kapıda beni gördü. İsmi abi çok özür dilerim. Oldu. Vallahi samimiyetinize evet. Dayanarak söylüyorum bunu. Şu evet. Yaşadığınız şeyleri gözünüzle görüp hala yani işaret olunca gitmek, vallahi cesaret mi diyeyim sizdeki, yani merak mı diyeyim, ne diyeyim bilemedim ben, abi. Ben hala işarete gidiyorum ama bu şekilde gitmiyorum. Yani biz o hocaya gittik şöyle Serdar Bey. Misal ismi Hasan Hoca'ydı, rahmetli oldu 86 yaşında. Beni gördüğü zaman eylesin. Karşıda. Ben tek kelime söyledim. Biz tanışmıyorduk. Selamun aleyküm dedim. Eşiyle kendisi vardı. Selamun aleyküm dedim. Aleyküm selam dedim. Amca dedim. Ben Molla Mustafa'nın torunuyum dedim. Adama tek söyledim kelime bu. Adam şöyle elini geri çevirdi. Bak oğlum dedi. Bizim köylerimizde ikişer ev uzun çekiyoruz. İki odası olur. Bu odada ben kalıyorum eşimle dedi. Bu odada da
misafir odası, sen Molla Mustafa'nın selamıyla geldiysen bu oda senindir, ben ölçeye kadar de. Buyur dedi, derdin nedir? Dedim hocam, biz böyle bir şey için rahatsız ettik seni. Ben böyle şeylere bakmam ama dedi, dedenin hatırı büyük, bakabilirim. Tamam dedi, buyurun içeri dedi. Ben içeriye girmek için müdahale ettiğimde arkamdaki o hani iki kişi rüyayı görmeyen var ya, birisi hoca demiştim. Biri de o ilk dışarıda dedi ki sen dedi gelme sakın buraya dedi. O arkadaş da şöyle söylüyordu hep. Rahmani ve şeytani denilen cinlerden iki tanesi bende var. Ben bunlarla konuşuyorum diyordu. Hocanın elinde de Rahmaniler varmış. Sen buraya girme, ya yanındakileri bırak öyle gel, ya da buraya girme dedi ona. Yani onun yanındaki şeytanileri gördü. Benim evime onları sokamazsın dedi. Acaba o yüzden mi görmedi dedik biz de. Birisi hocaydı, birisi de o iki tane şeytani cin taşıdığını söyleyen arkadaştı. Diğer 9 kişi bu rüyayı gördük hepimiz. Ama ondan sonra bıçak kesilir gibi kesildi, bir daha da gitmedim. Yani isabet olmuş abi. Geçmiş olsun. Bir daha yaşamayın evet. İnşallah. Yani gidiyoruz ama bu şekilde değil yani. Mesela ayak izleri buluyoruz. Taşlarda yapma. Çarık izleri buluyoruz. Kuş izleri buluyoruz. Güvercin izleri buluyoruz. Yani çeşitli hayvan figürleri görüyoruz. Merak gidiyoruz. Cihazlarımız var. Arıyoruz. Eğer bir şeyden emin olmaya yani, şeyi gösterirsek büyüklerimize gidiyoruz. Evet burada bir şey var denilirse o zaman devlete müracaat edip kazı yapılabiliyorsa kazı yapmaya gidiyoruz. Anladım. Geçmiş olsun abi. Allah yaşatmasın inşallah bir daha. Size bir şey sorabilir miyim abi? Tabii sorabilirim. Şimdi hikaye, yani bunu Böğün'ün haricinde soruyorum. Çok evet. Böyle bu işlerle ilgilenen tanıdığım yok, bulan yok, bir şey yok. Onun için soruyorum. Hiç define buldunuz evet. Mu? Büyük miktarda şöyle söyleyeceğim. Tek tek devamlı buluyoruz. Ben WhatsApp'tan fotoğraflarını satayım. Yani azarken bir para, Bizans parası, işte bilmem ne parası. Tek olarak saçma. Bir kere bu canlı yayında değil değil mi arkadaşım? Canlı yayındayız abi şu an. Canlı yayındayız. Yani canlı yayındaysak size büyük bir şey bulduğumu ama nokta vereceğim. Şehir vereceğim. Yok. Hayır. Ama, yok. Şöyle söyleyeyim. Bir şehirde bu televizyonlara çıktı. Gazetelere çıktı. Hatta yılan bulundu denildi. Bir Marmara'da bir ilçede. Daha sonra yakalandık. Tabii topraktan çıkarmadığımız için. Şimdi sayın abim, çok özür dileyerek ben yani en başında da söyledim, yakalandık dediğiniz için kestim. Ben şu zamana kadar sizi dinlememin sebebi, bu kadar böyle nokta atarak böyle anlatmanızın sebebi, biz izin aldık dediğiniz için. Ama yakalandık dediniz, ben de hikaye bitti. Teşekkür ederim. Tamam. Çünkü yakalandım dediğinin, yakalandım dediğin anda şimdi, ben de hikaye bitti abicim. Yakalandık derken şöyle. Çalışma izin aldığımız yer sit alanı çıktı. O yüzden yakalandık diyoruz. Sit alanı olduğunu daha sonra öğrendik. Daha sonra öğrendiniz orayı. Evet, evet, evet. Sit alanı olduğunu daha sonra öğrendik. Anladım. Yani biz bunu almadık topraktan. Yani bulduk ama hiçbir şekilde elimize almadık. Hala orada bulduğum... yani. Hayır. Biz yani bunu odaya açtık, malzemeyi gördük, o anda yakalandık. Daha sonra biz bunu almadığımız için herhangi bir ceza almadık. Tabii açıkta olduğu için. Anladım sayın abim. Çok teşekkür ederim hikayenizi bizimle paylaşmış olduğunuz için. Çok teşekkür ederim. Siz hangi ildensiniz abi? Sadece iyi söyleyin. Balıkesir. Evet. Tamamdır peki. Selam ederim size. Görüşmek üzere. İyi geceler diliyorum. Sağ olun. Teşekkürler. Var olun. Sağ olun. Alo, merhaba. Merhaba, iyi yayınlar. Merhaba, teşekkür ederiz hanımefendi. Nasılsınız? İyiyim, ben teşekkür ederim. Sağ olun, ben de iyiyim. Başlayayım mı, anlatayım mı? Acelemiz var, tamam anladım. Buyursun. Yok, acelem yok. Biraz kendim de anlatmadan önce tırstım. Yani ağlama geliyor o yüzden. Tövbe yarabbim. İnşallah şimdi nasıl söyleyeyim, bu dilek iyi mi olur bilmiyorum ama hani korku programı olduğu için yani inşallah biz de korkarız. İnşallah diyeyim o zaman. Hanımefendi ne olur cevap verin, korkutmayın beni gerçekten.
Yani tutulduğunuz mu? Cevap verin. O gerçekten korkuyorum yani. Benim bir arkadaşım var mesela. Telefonda konuşuyoruz oyun oynarken filan. Hiç cevap vermiyor. Onda da İlhan cevap yok. Sonra geliyor mesela, he abi telefon sessizdeymiş, mikrofonu sessiz almış. Ben çok korkuyorum öyle şeylerden. Ne olur yani, ben bir şey deyince lütfen cevap verin. Ürkütmeyin beni. Hele ki bir de böyle dediniz. İşte anlatırken korkuyorum filan dediniz. Ben korkudan gülerim genelde de. Korkunca güler misiniz? Ya strese bağlı böyle. Öyle boşalıyorum, gülerim yani. Tabii her insan değişiktir, hiç problem yok. Evet efendim, buyursunlar. Dinliyoruz hikayenizi. Çocuklukta olan bir olay. Küçükken babamla babaannem denizliğe gitti. Merkezde biz köyde kalıyoruz. Hı hı. Tam böyle nokta atışı şey yapmayın, konum paylaşmayın. Olur mu? Yok paylaşmıyorum. Hı. Köyde kalıyoruz. Gece oldu, yattık. Saat 2 civarlarında ben uyandım. Uyanma sebebimde aşağı kapı açıldı. Dış kapı açıldı. İçeriye babaannemle babam girdi. Birisi aşağı odaya girdi. Direkt ekmek koyduğumuz dolabı açtı. Ekmek çıkardı. Ekmek yiyor. Öbürküsü merdivenlerden çıkmaya başladı. Son basamağa gelerekten ben dedim ki babaannemle babam olamaz. Bunlar kim der demez. O varlık üstüme atladı. Nefesimi kesti. Sanki felç olmuşum. Hiçbir nasıl? Çok özür dilerim. Bir dakika dur. Birdenbire girdin konuya. Şimdi çok özür dileyerek siz gittiniz. Kapı açıldı. Babaannem ve kim geldi? Babam. Babaannem ve baban geldi ama onlar değilmiş. Doğru mu ya, anladım ben? Aynen. Onlar değilmiş. Hani dedim ki onlar denizle nasıl gelebilir köye gece? Kapıyı kendileri mi açtılar? Siz mi açtınız kapıyı? Kendileri açtılar. Ben yatakta oturuyorum. Ha, kendileri açtılar. Evet. Hiçbir yerim tutmuyor. Felç oldum. Hani dedim ki onlar değil. Her tarafım felç oldu. Üstüme öküz oturur gibi oturdu zaten. Konuşamıyorum. Hiçbir şey yapamıyorum. Çığlık atamıyorum. Sadece iç sesimi deriz. O sesle sure okumaya çalışıyorum. Dualar etmeye çalışıyorum. O da olmuyor. En son aklıma artık ezan okumak geldi. Ezana başlıyorum. Başlayamıyorum ama. Olmuyor. Tekrar bu bayağı bir süre sürdü. Ama bu esnada benim nefesim iyice gidiyor. En sonunda ezana başlayabildim. O anda dağıldılar, gittiler. Bu böyle bir küçüklükten. Ana öyle başladılar çünkü. Sonrasındaki zamanlarda karabasan deriz. Karabasanlar gelmeye başladı. Ve karabasanın geldiği sabahı elimde kınayla uyanıyordum. Elimde kırmızı kınayla uyanıyordum. Bu yine böyle devam etti. Nişanlık dönemim oldu benim. Hı-hı. Nişanlık döneminde sürekli nefesim kesiliyordu benim. Baygınlık hali gibi bir hal oluyordu. Nişanlım bile gittik. Neyse orada ben sıkıldım. Dedim ki ben öbür odada otura koyayım, biraz kendime geleyim. Burası çok sıcak. Odaya girdim, oturdum. 1-2 dakika geçti. Kafamı bir kaldırdım. Pencereden bir şey, karanlık bir şey. Sağ eliydi. Koskocaman ama boğazıma bir yapıştı. Bağıramıyorum. Sıkıyor beni. En sonunda bağıracağım şey olmuyor. Çığlık atmaya başladım. O gitti. Nişanlımın yanına gittim. Konuşacağım, anlatamıyorum. Çünkü öyle bir korktum ki. Elim ayağım titriyor. Dilim tutuldu. Sonrasında onların tanıdıkları vardı. Onu çağırdılar. Dediler ki Kur'an oku ver. Çağırdılar, çocuk abdestini aldı. Odaya girer girmez burnu kanamaya başladı. Neyse dedi. Çıktı. Tekrar abdest aldı. Tekrar burnu kanadı. Sonrasında eşim nişanlıma dönmüş, demiş ki benim hiç burnum kanamaz. Neden böyle oldu? Neyse çocuk odaya geçti. Kur'an'ı açtı. Okumaya başladı. Okuyamıyor. Önündeki Kur'an'ı okuyamıyor. Beynine sürekli bir şeyler baskı yapıyor. Çocuk hani sürekli kekeliyor. Ben de o esnada diyorum ki açmayın. Dinlemek istemiyorum, duymak istemiyorum deyip kulağımı sıkıyorum. Nişanlımın da kollarını hep tırmalamışım. Farkında değilim. Ha, siz kendinize değilsiniz. Kendinize değilim. Hı hı hı. Bu böyle bir olaydı. Bir dakika dur, bir dakika böyle anlatıp evet. Geçme bunu. Bu nasıl böyle daha bir olaydı? Şimdi yani bu nasıl oldu bu? Hani sen dedin ya okuyorum ama ben değilmişim filan gibisinden. Hani nasıl oldu bu olay, sonra nasıl bitti yani? Nasıl kurtuldu? Sabah kalktın ve her şey bitmiş miydi? Yok, bitmemişti. Bu yıllarca böyle. Kendisini zaten o varlığı gördüm. İnsan dışı bir varlıktı. Nasıl işte, bize anlat. Ne gördün ablacığım? Yarısın camdan girdi bu varlık. Yarısından sonrasını gördüm. Şimdi bir dakika ama dur. Bir dakika dur şimdi dur. Özür dilerim. Bölüm bölüm gidelim. Evet, çocuk içeriye girdi, Kur'an okuyacak.
burnu kanıyor, gitti abdest aldı geldi, ikincisinde üçüncüsünde tuttu artık, tamam. Kur'an yok okumaya... abdest tutmadı, abdest okuyacaktı. Tamam, okunmaya başladı Kur'an. Bu arada mı camdan girdi? Daha öncesinde anlatmıştım ya, demiştim ben dinlenmek için odaya girdim, biraz tamam, rahatlayayım diye. O tamam. Esnada geldi, boğazıma yapıştı. Tamam. Ondan sonra işte çağırdılar, dediler ki Kur'an okuyalım. Çocuk abdest oluyor, odadan içeri girecek, burnu kanıyor. Zor zahmet okudu ama çocuk dedi ki abi gerçekten bu odada bir şey var. Bana dahi bildiğim şeyleri okutmuyor. Evet. Öyle. Bu konu, bu şey böyleydi. Ondan sonra da böyle karabasan şeklinde devam ettiler. Ki hani ben sürekli, Allah var, dinine bağlı bir insanım. İnanırım da böyle şeylere. Bu süreç böyle devam etti. Sürekli karabasanlık dönemi falan. Neyse ki biz evlendik. Doğusalık dönemi oldu. Doğum yaptım. Ertesi gün eve geldiğimizde gece yatacağım. Kucağımda çocuk. Bir şey sürekli kulağıma diyor ki çocuğu sobanın içine at. Tövbe. Rahatlayacaksın. Tövbe estağfurullah. Sobaya çocuğu at, rahatlayacaksın. Ben ayılamıyorum. Hani kucağımda çocuk, atacağım ama kararlıyım. Nasıl atacağım kararlıyım? Bir daha benim burada müdahale etmem gerekebilir şu anda burada. Bu kulağınızda bir ses ve devamlı böyle diyor. Doğru mu? Aynen. Onu... Çocuğu at, rahatlayacaksın. Çocuğu at, rahatlayacaksın diyor. Allah Allah. Evet. Çocuk susacak. Öyle demek. Sen yani çocuğu susturamıyorum herhalde o anda. Sürekli bana öyle diyor. Çocuğu at, rahatlayacaksın. Yak yani çocuğu diyor. Sonrasında ben kendime geldim. Ben ne yapıyorum dedim. Hani ne oluyor? Hemen eşimi uyandırdım. Dedim ki beni tut, oku bana. O olayım öyleydi. Yani lohusalık döneminde geliyordu. İkinci lohusalığımda da kuzeni var eşimin. Hanımefendi çok geldi. Enteresan. Kocaman kocaman büsbüyük televizyon kanallarının 8 ay işleyeceği konuları birdenbire bitiriyorsunuz. Yani ben uzatmak istemiyorum. Ama yani şimdi ben enteresan, çocuğu at çocuğu. Tövbe estağfurullah, Allah yaşatmasın yani, böyle şeyler yok. Çocuğunuz var mı şu anda? İkisi de var. Kaç yaşında çocuklar? Sizde mi kalıyorlar? Birisi 8 yaşında, birisi 3 yaşında. Gözünüzü seveyim yani. Sizde birinin gözü sizde olsun ya da sizde bir destek alın yani. Hocadan mı alırsınız, doktordan mı alırsınız? Hocadan. Bu mudur bilmiyorum da. Normal olaylar değil yani anlattığınız olaylar. Hiç normal değil. Tabii ki. Evet. Sonra ikinci çocukta da dediğim gibi eşimin kuzeni kılığında geliyor. Saat 3 civarı. Başıma dikeldi. Ben de koltukta yatıyorum ama kimse yok yanında. Sadece çocukla ikimiz varız. Başıma dikeldi. Yenge dedi sen uyu isterse dedi. Abim gel, ses sistemi düşüyor dedi. Gecenin 3'ünde. Ama dışarıdan da bir müzik sesi geliyor ama nasıl? Diyorum ki bu gecenin 3'ünde ne ses sistemi? Saçmalamayın der demez. Zaten o kişinin cin olduğunu fark ediyorum. Nasıl fark ediyorsunuz efendim? Çünkü gecenin 3'ünde o kişinin benim odamda işi olmaz. Evleri bize uzak. Onun o varlık olduğuna farkına varıyorum. Üstüme yine bir çullanma şey oluyor ama bu sefer kurtulamıyorum. Okuyorum, şey yapıyorum. İç sesimle okuyorum. Gitmiyor. Hiçbir şekilde gitmiyor. Benim de sesimi kesmeye devam ediyor. Bir şey soracağım. Vallahi meraktan soruyorum. Tüylerim diken diken oldu şu an siz anlatırken. Hani evet. Eşinizin kuzeni gibi görmüşsünüz ya, hiçbir değişiklik yok muydu? Aynı mıydı? Birebir miydi? Hani genelde hep şey bire derler bir. Ya. Birebir. Boyu, üstündeki şalvarı, kazağı, her şeyi oydu. Bu hani genelde sonrasında ayak kal... genelde ayaklar ters olur filan derler ya mesela, bakabildiniz ben... mi? Yok öyle bakma şey şansım yoktu, zaten yatıyordum. O tepemde dikeliyordu. Anladım. Evet buyurun efendim, devam edin. Sonrasında işte ezan... Küçüklüğünde de ezan okuduğumda gitmişti. Tekrardan ben ezana başladım. Öylelikle gitti. Ondan sonra da tekrar karabasan şeklinde geldi. Rüyalarımda sürekli geliyor. Veya birisi öleceği gün bana geliyorlar. Bunalıma sokuyorlar, sıkıyorlar falan şey oluyor. O gün o ölüm haberini aldıktan sonra benim içimdeki sıkıntı, bunalım geçiyor. Ama bu sürekli oluyor. Vallahi hanımefendi yani çok özür dilerim ama tüyler ürpertici bir hayatınız olmuş. Yani ben... Ve hala da bu durum devam ediyor. Ya böyle şimdi bir şey olur mu ablacığım, ama gözünü... Bu ne böyle Adams ailesi gibi yani, bu şey bir
birine danışma, birine bir şey yapmıyor mu? Belli ki bir rahatsızsınız, rahatsızlık veriyorlar size yani. Bir konudan rahatsızsınız, rahatsızsınız derken hastalık anlamında o bu değil. Yani rahatsızsınız, bir rahatsızlığınız var, rahatsız ediyorlar size. Hiç birine gitmiyor musunuz, danışmıyor musunuz, yapmıyor musunuz? Sizin, şöyle, vallahi sizin iyiliğiniz için söylüyorum yani. Yok, danıştık biz daha önce. Hatta tedavi falan, hani hocalık anlamında tedavi gördüm. Psikiyatrik de tedavi gördüm. Neyse, biz tedavi gördük, bu işlem bitti, her şey geçti gibi oldu. Evet. Sonrasında benim kendi öz annem aynı şeyleri tekrarlamış, bir akrabama demiş ki git bunu onun evine koy. Neyi? Yaptırdığı büyüleri. Bu ama iyi anlamda değil mi, annenize vermiş? Yok. Bunu? İyi anlamda değil. Bir çok özür dilerim. Öz anneniz niye size kötülük yapmak istemiş peki? Eşimle evlenmemi istemiyordu. O yüzden. Vallahi ben daha bu programda neler duyacağım vallahi ya. Buyurun, dinliyorum efendim. Ondan sonra işte o da demiş ben yapamam. Biz tanıyoruz hani, hoca bize dua amaçlı. Biz o arada tedavi görüyoruz zaten. Devam edip tedavilerimiz herhalde o amaçlı. Gönder deyip evimize kabul ediyoruz. Ama Allah'ın hikmetiyle ben onları kullanmak nasip olmadı. Hani o şeyleri yapmak nasip olmadı. Sonra bir gün biz tekrar köye gittik. Dedim ki teyze, siz bunu göndermişsiniz, ben onu nasıl göndereceğim, kullanacağım bilmiyorum. O da dedi ki kızım onu biz göndermedik, elinden geliyorsa onu evin içinden yok et. İşte ben de hani kullanmadığım için birkaç gün daha evde kaldı, işe gelip gidiyorum. Bir dakika, çok özür dilerim. Annenizin bir tanıdığı size bir şey gönderiyor. Siz o tanıdığı arıyorsunuz, bana bunu göndermişsiniz diyorsunuz. Ama o tanıdık diyor ki yo, ben öyle bir şey göndermedim diyor. Doğru mu? Evet. Bunu veren anneniz ama. Çünkü onlara teklif etmiş. Bunu gönderin onlara diye. Çok özür dilerim. Bir dakika hanımefendi. Gerçekten kafa bulaşık teli oldu bende. Gerçekten ciddi söylüyorum. Benim de aklım. Şimdi bir saniye. Bölüm bölüm gidelim. Lütfen ben soru sorayım, cevap alayım. Dinleyiciler de çünkü yani yarısı anlamış, yarısı anlamamış, yarısı yeni açmış, ne oluyor diyor. Olay şu. Bir kadın var. Bu annenizin arkadaşı. Bu kadın. Teyzem. Teyzeniz. Annenize bir şey veriyor. Git bunu kızın evine koy diyor. Buraya kadar tamamız değil mi? Annem teyzeme diyor. Ha, annen tamam. Annen teyzene diyor bunu koy diye. Bu teyzeniz de geliyor, bunu size veriyor. Doğru mudur? Yok, vermiyor. Ben bunu yapamam diyor. Evet. Vermiyor. Onlar servisler oluyor bizim oraya. Onunla gönderiyorlar. Biz sanıyoruz ki teyzemiz gönderdi. Evet. Yani şifa amaçlı. Evet. Oysam ki annem göndermiş. Ben köye gittiğimde soruyorum. Teyze, ben onları kullanmadım. Hani Allah'ın hikmeti, kullanmak nasip olmadı. Ben bunu nasıl kullanacağım? Kızım dedi, onu ben göndermedim dedi, annen göndermiştir dedi. Bize şu şekilde bir teklifte bulundu dedi. Neyse ben çalışıyorum, işe gidip geliyorum. Bunları hani bir yere gömmek veya hani suya akıtın derler, okuyup da üfleyip de atın derler. Yapmak nasip olmadı. Evin içinde ama büyük bir kasvet, huzursuzluk, sürekli kavga hali, bunlar oluyordu. Sonra bir gün İşin ortasında çıktım, dedim ki ben bunu yapacağım. Çünkü huzur kalmamıştı. İşten çıktım, gittim evden onları aldım. Suya attım. Ondan sonra her şey sanki normale döner gibi oldu. Hani her şey bitti gibi oldu. Ki karabasanlar hala devam ediyor. Şu 2 aydır eşime de geliyorlar. Eşime de kızım gibi geliyor. Ayağını sürüyerek geliyormuş. Eşim de kızım ayağını sürme, kızım ayağını sürme falan diye uyarıyormuş sürekli. En sonunda basıyorlarmış. Vallahi hanımefendi yani gerçekten samimiyiz değil mi? İstediğim gibi konuşabilirim sizinle herhalde. Buyurun. Gecenin korkuncu sizsiniz. Onu söyleyeyim size. Ben korktum yani yaşadıklarınızdan. Sağlam olarak bunları şu anda anlatıyor olabilmeniz ayrı bir şey, sağlamlık sizde. Ciddi söylüyorum yani hani... hala devam ediyor ve işte ben karabasan... Ben çığlıklarla uyanıyorum çoğu gecelerde. Geçmiş olsun. Benden size bir dost tavsiyesi. Sanki radyo programında değil de bir yerde oturuyormuşçasına söylüyorum size. Yani bence, benden size tavsiye, yalnız kalmayın. Bence. Bana sorarsanız yani yalnız kalmayın. Yalnız da ne bileyim, eşiniz, hani çocuğunuz değil yalnız, bakın. Lütfen. Çocuğunuz değil. Eşiniz, işte ne bileyim, anneniz diyeceğim ama aranız kötüymüş galiba. Ben yine de bütün akrabaları sayıyorum. Siz işte arasından bulursunuz. Eşiniz, anneniz, dayınız, enişteniz filan. Bence bu olaylar bitene kadar, bence bana sorarsanız arkadaş, dost tavsiyesi, yalnız kalmayın bence. Zaten yalnız kalmıyorum. Eşim geçenlerde diyor hani, ben hatırlamıyorum hiçbir şekilde. Bir saat içinde
çığlık atıp uyanmışım. Demişim ki tüp patladı. Çocuklar içeride kaldı. Baban içeride. Kurtar diye bağırıyormuşum. Aradan 15-20 dakika geçmiş. Bu sefer de neydi? Hatırlayamadım heyecandan. Kusura bakmayın. Hiç önemi yok. Hiç önemi yok. Köpek ısırıyor diye bağırmaya başlamışım. Eşim söyledi şu anda. Köpek ısırıyor diye bağırmaya başlamışsınız. Aynen, köpek ısırıyor diye bağırdım. Eşiniz de yanınızda değil mi şu anda? Evet, eşim de yanımda şu anda. Yani geçmiş olsun. Hakikaten bak, bu gecenin korkuncu sensin ablacığım. Söylüyorum yani. Anlatamadım daha, bu hiçbir şey bunlar bildiklerim yanında. Dinleriz. Buyurun. Buyurun dinleriz. Zaten şey diğer telefona bağlanacak ama Adem oradan bir şey yazmış. O 5. hikayenin sahibi. Telefonunuz devamlı meşgulmüş. Hanımefendi, bittikten sonra sizi arayacağız. Bizi dinliyorsanız lütfen telefonunuzun meşguliyetini sonlandırın. Hanımefendinin hikayesi bittikten sonra sizi arayacağız. Yoksa direkt Ömer Hoca'ya bağlarız. 5. hikayenin sahibi. Meşgul mu Ademciğim devamlı? Yani arıyorum, sürekli meşgul, evet. Tamam, 5. hikayenin sahibi dinleyicimiz. Hanımefendiden sonra sizi arayacağız. Telefonunuz devamlı meşgul. Bunu bir hallederseniz sevindirirsiniz bizi. Buyurun hanımefendi. Mesela eşimle ikimiz aynı anda geliyorlar gece. 2 ile 3 arası geliyorlar zaten. Yine üçlü bir saat bak. Eşim geceliğin beni uyandırmaya çalışıyor. O esnada da zaten beni korkutuyorlar. Hani basıyorlar. Eşimi basmışlar, beni uyandırmaya çalışıyormuş. Benim elimi tut, ben korkuyorum diye. Onun esnasında gece tekrardan böyle rüyama geldi, karanlık. Bir ses kendim, kalitesi bozuldu da. Efendim telefondan. Bir sıkıntı var. Deminki gibi değil. Bir şey mi yaptınız acaba? Bir şey mi yok, oldu? Yok, bir şey yapmadım da çekmeyebiliyor. Doğrudur. Özür dilerim, pardon, buyurun. Ben soracağım ama sizinki bitsin, ben öyle sorayım, buyurun. Ben gece uyuyordum, rüyama yine bu cisim geldi, siyah eli büyük olan cisim. Tam onu soracaktım işte, görmüş olduğunuz modeli, şekli bana bir anlatabilir misiniz diyecektim tam. İri yarı siyah, yüzü tam net olmayan bir şey, eli kocaman ama elleri çok büyük bir şey. Ensemden tuttu, hani normalde gerçekte de gördüm, rüyamda da gördüğüm şahıs aynı zaten varlık. Ensemden tuttu, beni sürükleyerek gidiyor. Diyor ki sen dinden çıktın, sen bizim tarafa gidiyorsun artık diyor. Bu rüyanızda mı oluyor? Bu rüyamda oluyor ama uyandığımda o baş ağrısı zonkluyor. Sanki o merdivenlere gerçekten vurmuş kafamı sürüklerken. Ben o esnada şehadet kelimesi geçiriyorum. O şekilde ne kadar uğraşsan da uğraş, sen bizim tarafa geçiyorsun diyor. Sen dinden çıktın dedi. Ya geçmiş olsun inşallah. Bol bol dua edin. Biz bile bir dua edelim yani sizin için. Bir daha yaşamayın inşallah. Teşekkür ederim. Bir de şöyle bir şey, tabii imkanlar dahilinde. Biz sadece soruyorum ben. Hani bunu hep o evde, aynı evde yaşamışsınız ya. Bu acaba yani bir evi değiştirmeyi falan düşündünüz mü acaba? Babamın evinde yaşadım. Kayınvalidemgilin evinde yaşadım. Başka bir apartta yaşadım. Sonra ev değiştirdik, orada da yaşadım. Şu an geldiğim yerde de yaşıyorum. Şu an geldi. Hep aynı il mi peki? Aynı il. Yani bilemedim, geçmiş olsun. Kesinlikle birine bir danışmak lazım. Bu yani artık yani bu işi bilen anlayan bir hoca mı olur? Bu işi bilen anlayan bir doktor mu olur? Her ikisi de mi olur? Bilmiyorum ama. Yani, ben her ikisini de denedim. Hani şimdi Allah'tan bence, hocadan pek şey yapamadım. Anlattıklarınıza göre denemeyle olacak bir şey değil bence bu. Bunu. Yani bu ve benzeri şikayetlerinizi etrafınızda büyükleriniz, bu işi bilen insanlar vardır. Bir onlara danışın. Onların evet. Tanıdıkları, bildikleri, olsu busu filan gibi şeyleri bence vardır. Yani Ömer Hoca'nın da şeysini alabilirim, fikrini. Yok işte onu ya, tabii fikri zaten dinliyor şu anda. O notlarını alıyor. İllaki bir şeyler anlatacaktır ama yani biz sizi buluşturamıyoruz efendim Ömer Hoca'yla. O başka bir şey oldu. Çok affedersiniz. Yayında da söyledim. Samimiyetinize dayanarak söylüyorum. Yani öyle olursa olmuyor. Bu radyo programı olmaktan çıkıyor o zaman efendim. Evet. Yani geçmiş olsun. Peki bak, bizim kolpa yazmış. Diyor ki bak, bunu şu anda YouTube'dan dinleyenler, inanın ki ben değil, bak bizim çocuklar yazmışlar. Hanımefendiye bir sorun var. Koku alabiliyor mu bu olayları yaşarken? Bazı insanların başına geldiğinde pis kokular alıyormuş ya. Madem kolpa bunu sordu, ben de saati sorayım. Gerçi demin dediniz 2 ile 3 arası dediniz. Hep böyle bir üçlü saat falan. Bir koku, bir böyle sıcaklık değişimi, bir böyle başka bir şey falan, böyle bir şey hissediyor musunuz odada acaba? Odada kararma oluyor. Bu gelme esnası veya gelecekleri gün odanın içi aydınlıksa bile bu duvarın bir tarafı komple kararıyor ve soğukluk olmaya başlıyor. Gelecekleri dedi, çoğul konuştunuz. Birden fazla aynı anda gördüğünüz oldu mu hiç?
oldu. İki tanesi bir anda, ilk çocukluğunda iki tane yerliler zaten. Aynı mıydı görünümleri, aynı mıydı? İşte şey olarak babaannem ve babam kılığında geldikleri için. Pardon, özür dilerim. Tamam, babaanneniz ve baban kılığında. Ama sonraki hep aynı değil mi gelen? O bir tane olan hep aynı galiba gelen. Aynen, aynı kişi, aynı şahsiyet geliyordu. Varlık diyeyim, adını da bilmiyorum artık. Rüyamda da gerçekte de aynı varlık geliyordu. Konuştu mu hiç sizle mesela şey haricinde, yani bunların haricinde mesela neden böyle geldiğini, neden size gözüktüğünü, neden rahatsız ettiğini, amacının ne olduğunu filan, ya da siz hiç böyle bir cesaret toplayıp sorabildiniz mi acaba hiç? Çünkü uzun zamandır yaşıyorsunuz hani bu anlattığınıza göre bu konuyu. Böyle söyleyeyim, ben o korkuyla onu sormak bile aklıma gelmiyor. Sadece rüyamda sen dinden çıksın, sen bizim tarafımıza gidiyorsun dediğini biliyorum. Anladım. Peki. Bu ses nasıl bir ses? Böyle kalın ince bir ses, nasıl bir ses? Kalın, erkeksi gibi, tam erkek de değil ama kalın bir ses. Anladım efendim. Peki. Geçmiş olsun. Allah yaşatmasın inşallah bir daha. Tez vakitte kurtulursunuz inşallah. Amin inşallah. Amin amin. İnşallah. Allah kimseye göstermesin. Amin inşallah. Hakikaten bu gecenin yani korkunç hikayesi demiyorum bakın, farkındaysanız. Bundan da ben şüpheleniyorum açıkçası. Büyüden ziyade benim çok dedemin babası bu işlerle uğraşıyormuş. Bu insana yakıyormuş. İyi biliyorum. Dedenin babası. Evet, dedenin anladım. Babası. Anladım. Peki. Geçmiş olsun. Yaşamayın inşallah bir daha. İnşallah. Selamlar, sevgiler. Öpüyorum sizi. Çok iyi yayınlar tekrardan. Çok teşekkür ederiz efendim. Sağ olun. Görüşmek üzere. Var olun. Teşekkürler. Adem bir. Ben de bir garip oldum. Nedir ya. O hikaye? Nedir durum? Üzerime... Dur abi, hikaye mi hikaye, boş ver ya. Bir şarkı çalalım ya. Çalalım. Durdu evet. Bir hikaye falan, boş ver. Bir ara veriyoruz, şarkı arası sevgili dinleyenler, geleceğiz. Babam böyle şeylerden korkmaz, son abladan o bile ürktü demiş efendim. Define hikayesinden amcamla beraber korktuk. Valla biz bundan sonrasını dinleyemeyiz herhalde yazmış efendim. Zaten define hikayesi bundan önceydi ya, o kadar geç mi geldi sana, aşk olsun. Evet, geldi mi Ömer abi, geldi. Ömer abicim, iyi geceler, merhaba. Merhabalar Kadir abi, iyi geceleriniz olsun. Nasılsın? Teşekkür ederim abi, sağ ol var ol. Sen nasılsın, iyi misin acaba? İyiyim abi, camiye gidiyorum ben de. Camiye gidiyorsun. Gidiyor muydun? Ha, camidesin, geldin yok. Yani. Aynen abi, kapıyı açtım da girdim içeriye. Anladım. Rahat rahat dedim böyle. Şeyden, caminin içinden içindeyken. Anladım. Şöyle bir saate baktım. Abi bizle konuşmak için mi gittin şey camiye? Abi yok, ben zaten genellikle kitap okumak için camiye de gidiyorum. Geliyorum da. Bir kitap vardı. Hem de onu alayım dedim. Hem de rahat rahat böyle. Şey değil mi abi, kendi görevli olduğun camiye gittin. Kendi görevli. Tabii abi. Ki tabii, evet evet. Tamam. Evet. Tamam. O benim doğru geldiğime abi. Gördüğüme yani, otu bahçesinde oturduğumuza. Doğru mu? Aynen öyle. Çay içtiğimizde, muhabbet ettiğimiz yerde. Abi zaten. Yaz gelsin, sana söz veriyorum. Bir cumartesi gece, bilerek cumartesi gecesi yapacağım bunu. Böyle bir iki pakette çekirdek alacağım. Yanımda bizim Kerim'i de alacağım. Abi başım gözüm üstüne. Sabaha kadar çay çekirdek muhabbeti yapacağız inşallah. Teşekkür ederim abi. Şimdi abi, sen tabii notlarını almışsındır, fakat ben sen notunu alıp anlatmadan önce benim sana sormak istediğim bir şey var. Çünkü buna çok kısaca bir cevap verelim, ondan sonra senin notlarına geçelim abi. Tabii ki abi. Bir dinleyicimiz az önce şey dedi, şeytan A harfini söyleyemiyormuş dedi. Yok abi, öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Tamam abi, bu bu. Şöyle söyleyeyim, kısa bir dakikalık bir, yani 30 saniyelik bir açıklama yapayım. Buyur abi. İfritler, iblisler, yani işte küffar cinler veya Müslüman cinler. Yani bunlar bizden daha kadim, daha uzun yaşadıkları için birçok dille, birçok lügata bizden hakimler. Tarihteki birçok şeyi bizden, yani bizim kitapta okuduğumuz şeyi bizatihi yaşayıp görüp eden varlıklar var. Tabii bu kavimlerine ve şekillerine göre, gruplarına göre değişiyor. O yüzden dolayı yani... insi ve cinni olarak bunlar onu söyleyebiliyor. Biz bunu söyleyemiyoruz tarzında bir şey yok. Bunu biraz daha mübalağa, hani ütopik şeyler. Şehir efsaneleri yani. Böyle bir şeye itimat etmişsiniz. Anladım abi. Peki tamam. Bir de başka ikinci bir notum var abi benim. Nerede o, tuvaletle alakalı? Şimdi bu eski evlerde, köy evlerinde, bizim mesela ben de öyle evlerde kaldım, yattım, kalktım. Akrabalarımız da vardı. İstanbul'un içerisinde bile vardı yani, köy evi dediğime bakma burada. Tabii, tabii. İstanbul'un içerisinde bile vardı. Tuvaletleri dışarıda olan evler var abi, biliyorsun. Tamam. Hani tuvalet evin içinde değil. Bu tuvaletleri dışarıda olan evlerde, yani tuvalet eğer dışarıdaysa, bu ve benzeri hikayelerin ben daha çok yaşandığını, daha çok böyle denk gelindiğini
kanaat getirdim. Yani böyle programını yıllardır yapan adam olarak. Ya tuvaletin içeride olması ile dışarıda olması arasında niye bu kadar fark var abi bunda? Yani bir tuvalet dışarıda bahçedeyse buna benzer hikayeler neden daha fazla yaşanıyor? Yani ya da bize mi öyle denk geliyor bilmiyorum. Abicim şöyle söyleyeyim, şimdi evde hani modern hayata geçip de apartman kültürü, bina kültürünün içine girince mevcut binalardaki hani o şekilde bir durum söz konusu olmayıp her hani evin kendine has tuvaletleri var, bunların giderleri var. Hani bu şekilde de o pislikler bir şekilde hani çıkıyor, kanala gidiyor vesaire. Şimdi tabii burada da yine dikkat edilmesi gereken konular var ama eski klasik işte bu Anadolu'daki işte evin dışına yapılması, hatta evden 40 adım ya da işte 20 adım. Niye? İşte tuvalete gittikten sonra bir istibra dediğimiz olay var. Yani abdest alacak, ibadet edecekse işte o herhangi bir idrar dökülmesin diye atılan bir tedbirli adımlar var. Bunun ayıbı günahı yok. Bize din hocamız öyle söylediği için ben de bunu yayında aynısını Hı-hı. söylüyorum. Bunun ayıbı günahı yok. Herhangi bir sıçrama olasılığına karşı, doğru mudur abiciğim? Aynen abi. İç çamaşırımıza evet. yani o elbiseye pislik bulaşmasın diye ecdat bunu hatta eski kadim Selahattin camilerin şadırvanlarına baktığın zaman caminin hemen dibine değil, şu andaki yapılan işte günümüz camileri gibi değil, caminin bahçesinin bir kenarına yapılıyor. Niye? Kişi orada ihtiyacını gördükten sonra belli bir istibra atacak adım olsun. Yani bunu alışkanlık haline getirsin diye. Anadolu'daki olay da bundan bir gösterge. Yani işte evden bir tık uzakta olur. Oradaki problem ne oluyor? Eski insanlar bunun tedbirli oluyor. Mesela o kuyu doluyor. O ahşaptan yapıldığı için taşınıyor vesaire. Hani toprak çekebiliyor, edebiliyor vesaire. Hani onun durumları var. Hani farklı yerleri değişiyor bunların. Sabit durmuyor mesela. Hani taştan öyle bir şey göremezsin. Ahşaptandır genellikle böyle. Hani nereye gidersen git. Hangi bölgeye gidersen git. Ahşaptandır. O işte belli kazılan kuyu belli bir miktarda dolduktan sonra yerleştirilir. Sebebi ne? Artık toprak oradaki o defi haceti kabul etmiyordur. Yeni kuyu kazılır. Şimdi sorunun cevabı olarak bu gibi yerlerde niye daha çok sıkıntı yaşıyor? Günümüz insanları nimetin mukaddesatına ehemmiyet konusunda tavırları tam gerekli olduğu kadar ehemmiyet vermeyince bu yol üzerinde ya da işte bu ihtiyaç yerinin, tuvaletin görüldüğü yerlerde nimetler dökülüyor. Kişiler bunu basıyor, ediyor. Ya da işte örnek veriyorum, ben bir yerde görmüştüm, uyarmıştım da. Ekmek yapılan fırınla bu tuvalet arasında 6-7 metre bir yer var mesela. Dedim abi un var, ekmek var, dökülmez mi? Hani buradan tut. Adamın sıkıntısı da vardı. Abi çok dediğini pardon, çok valla kesiyorum lafını. Sen bunu söylediğin için söylüyorum. Valla kimse alınmasın, kimse şey yapmasın, kızmasın bana kimse. Ama hani yemek yiyeceğim bir yere gittiğim zaman eğer ki tuvaletiyle böyle mutfağı aynı yolda böyle yan yana filansa ben çok tercih etmiyorum abi mesela orada yemek yemeyim. Abi zaten hani makbul olan da odur zaten. Adam onun sistematik olarak temizlik kültürü yoksa onun için bir ehemmiyeti yok. Ama temizlik kültürü aileden bir ahlak, bir edep gördüyse bakar yani. Şimdi mesela niye mutfakla tuvaletler yan yana değil evin projelerinde? Hani tuvalet bir ucunda, mutfak bir ucunda. Çünkü bir yerde besleniyorsun, bir yerde insanların zaruri ihtiyacı olan bir pislik, bir necaset çıkıyor. Bunların ayrılması gerekiyor. Şimdi toplu yerlerde veya işte hani evlerimizde, evlerimizin bahçesinde vesaire vesaire bunlara ehemmiyet gösteren insanlar bu sıkıntıyı yaşamaz. Ama dediğim gibi hani modern evlerde kalıp da işte adam gidiyor mesela sıkıntı şu. Mesela ben bir mimar arkadaşı söylemiştim. Mutfak giderleriyle tuvalet giderleri bir yerde. Pis su giderleri. Hı. Mesela bunu ayırma sisteminiz yok mu dedim. Abi dedim totalde yine aynı yere gidecek dedi. Hani bunu altyapısal değiştirmek gerekiyor. Yani birazdan insanların bu manevi sıkıntıya tecelli etmesinin biraz sebebinin de bu olduğunu görüyorum. Bu biraz çok su götürecek bir konu abi ama tedbirli insanların dikkatsizliği. Nimetle ihtiyacın, zaruretin ortak meclisi olan bir tedbir vardır. O tedbiri uygulamayınca nimet hakareti kabul etmez. Ya da işte şükürsüzlüğü kabul etmez. Bela ile geri döner. Bu belanın cinsi farklı olur. Bir musibet olur, işte bu küffar cinler olur. Çünkü şurada yanlış anladığımız bir nokta var. Kafir cinler sadece musallat olmaz. Mesela Müslüman cin, sen bir er mukaddesata, bir nimete, Allah'a ve kitaba ve peygamberine hakaret var ya da bu mukaddesatın içerisinde bir hakaret var, bir iş yaparsan
bir baba yiğite denk gelirsin, yine belanı bulursun. Yani böyle bir durumlar da oluyor. Allah tabii denk getirmesin. Allah şaşırtmasın Allah. Kimseyi amin de, abi. Amin inşallah. Amin amin amin. Abi buyursunlar. Abi konularımıza geçelim istersen. Tabii buyursunlar abiciğim. Abi ilk konumuzu anlatan Ahmet Taşçı kardeşimiz. Bu evde yapılan işte bir büyü işleminden mütevellit yaşadıkları olan sürü durumları anlattı. Ya şimdi bu durumda şu, ben onlara size tavsiyesinde bulurum. Yani konuyu herkes dinlediği için. Şimdi bir kişiye danışıyorlar. O kişi bir şey söylüyor. O şeyi bitirmiyorlar ve evden çıkıyorlar. Yeni bir eve gidiyorlar. Sıkıntıları gidiyor. Gerçek manada böyle bir şey olduğu zaman kişiye sirayet eder. Mekana sirayet etmez. Yani çünkü cansız bir varlığa büyü yapamaz. Yani cansız bir nefsi olmayan bir varlığa. Hani işte büyülü mekan olmaz. Ha. Büyünün yapıldığı mekan olur. Bunu galiba ilk defa mı duyuyoruz abi bunu? Şimdi bu hani evet. Böyle hani orası tekin bir yer değil filan derler. Şimdi mesken ayrı. Onların da meskeni var zaten değil mi? Ha, mesken şimdi, ayrı. Mesken tabii. Aynı ama atıyorum mesela perili ev, cinli ev ne bileyim işte. Olmaz. Böyle şey olmaz. Doğru mudur abi? Olmaz abi. Bu biraz da işte ütopik şehir aslında, tamam mı abi? Yani hayırdır ya, kiraya mı kalıyor orada? Hani orada bir uğraşacak bir muhatap olacak. Yani bir korkutacağı ya da işte musallat olacağı, muhatap olacağı, bir bela, bir musibet olacağı bir canlı olması gerekiyor. Sen oradan gittin, onlar da o evde kaldı. Adresini bilmiyorlar yani. Seni mi takip edemiyor da? Ne oluyor yani şimdi? Olmaz. Hani buradaki olay şu işte, gidip danıştığın kişinin sana söylediği şeyin sahihliği de önemli. O yüzden dolayı arkadaşların anlatımının ve benim anlayabildiğim kadarıyla ben izah etmeye çalışıyorum. Yani bir, ikincisi ben bir hoca olarak bir danışanın bana gelip de bir soru sorduğu zaman, hocam bana ne büyüsü yapılmış diye sorduğu zaman ben hiçbir şekilde teferruatını anlatmam. Yani kardeşim evet işlem var ya da kardeşim işlem yok, işine bak. Neden teferruatını niye anlatıyorsun? Kendini mi ispatlamaya çalışıyorsun? Bu adama sen dedin işte bıçak sapı bilmem ne falan, ne faydası oldu? Olmaz. Bu işin biraz daha kişinin işi bilmemezliğinin olduğunu gösterir. Yani çünkü işin ehli kimse bunu söylemez. Karşıdaki kimsenin bir kazanımı olmayacaksa bu bilgiyi söylememesi gerekiyor. Ama her neyse, o kardeş işte çok olağanüstü durumlar yaşanmış, kapılar, kendisi yaşadıkları saat sağlamdı. Bu 6 ay önce de işte bu eve geçmişler. Allah inşallah tekrarını yaşatmazlar ama tedbir alsınlar diyoruz. Yani bir dostane, bir kardeş, bir abi, bir hoca olarak yani tavsiyem, bu durum mekana has değildir. Bazen bu durum kafi olur. Yani nedir? Gizlenir. Kendini ortaya koymaz. Senin boşluğunu yakalar. Hiç olmayacak zamana denk gelir. Zaten hazırlıklı olmasın böyle durumlara. Allah korusun böyle bir durum olmasın. İkinci hikayemizde bu Kubilay Bey'in ölen birinin kılına giren varlık olarak görüyor. Serdar abicim, dinli varlıkların şeytani yani kötü olanlara iblis, ifrit ve şeytan diyoruz. Lain diyoruz. Bu varlıkların suretine giremedikleri tek kişi Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Geri kalan herkesin suretine girebilirler. Yani hani şunun kılına girdi, bunun kılına girdi, girer mi girmez mi? Tek onun suretine giremezler. Canlı cansız benim mı de abi mesela? Canlı cansız. Abi tabii hayvan, insi, varlık, ağaç, köpek, kedi. Şöyle diyebiliriz o zaman, yani Peygamber Efendimiz hariç her şeyin kılına girebilirler. Aynen abi. Çünkü kimyevi yapıları buna mahsus ama Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın kılına ve suretine hiçbir şekilde gelemez. Rüyasında da gelemez. O surette gidip herhangi bir şekilde bir kimseye zarar veremezler. Ama diğer türlü, yani ben hocayım. Mesela başımıza da geldi. Bir vakam oldu. Vakayla biz ciddi manada ilgilendik. Rüyasında benim onu böyle, yani işte o küffar cinler benim söylediklerimi yapmayınca benim suretimde onu duvardan duvara vurduğunu gördü mesela. Hani onca mümkündür. Ben bunu anlattım, anlamadı. Tedaviyi bıraktı. Dedim sen bilirsin. 1,5 sene yine tekrar döndü. Yani dediğim gibi bu durumlar mümkün. Bizim de başımıza geliyor. O yüzden suret konusu bu. Şimdi bu kardeşim işte bu şu olayı, dayısının onu işte çağırma olayı, dayısının aslında o uyandığı noktada, şimdi konuyu siz dinlerken işte dayısının onu çağırdığı olayı mesela es geçiliyor. Niye?
Hani konuya biraz daha odaklanıyor. Orada ikinci bir durum var. O yaşlı gördüğü amca yok, ölü. Dayısının kılığına giren de bir tane var. Yani onu kaldıran. Yani öyle bir durum da var. Aynı yani olamaz aslında mı abi ikisi? Ya mümkündür. Yani onlar için kişi veya adet fark etmez. Olur. Allah korumuş. Yani kardeş de ben Allah'a inanıyorum dedi. Sonra başka bir şey söyledi. Ben tam bir şey söyleyemedim. Allah gönlüne selamet versin, hidayet versin. Aa, ben yani kaçırmış olabilir miyim? Ne dedi abi? Ben yani uygunsuz bir şey mi dedi acaba? Ben kaçırmış mı olabilir? Yok 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 yok. Hayır. Yani dini konularda babasının da terkini olan oğlum biz Müslüman mütedeyin insanları. Sen hani dini konuda hani böyle tamam. Şey yaptığın konudan diyorum. Hani Allah'ın tekrar hidayet nasip etsin. İtikadını hidayet nasip etsin. Dua niyetinde biz bir kardeş olarak şey yapıyoruz. Şimdi Kubilay Bey'in buradaki konusu şu. Akıllı bir adam. Takdir ettim. Hakikaten de yani akıllı insanları seviyoruz. Belanın üstüne gitmiyor. Biz bu programlara ne diyoruz kardeşim? Böyle bir durumla karşılaştığın anda belanı arama. Değil mi? Şimdi gitme. Müzikler, ha gitme ya oğlum, yaşamışsın zaten. Ne arıyorsun bu hani? Ya belanı niye arıyorsun? Ha gittin, birinci de Allah nasip etti, kurtuldun. İkinciye ne bekliyorsun? Sürpriz yumurta mı çıkacak yani, ya da böyle ne olacak? Hani bilemezsin, Allah korusun. Akıllı bir beyefendi, cidden hani Allah razı olsun. Bir daha tekrar gitmiyor. Hani dayısına sadece bir anlatıyor, dayı bak burada gördüm, bu oldu bu oldu. Dayılar da konuya vakıf oluyor. Ondan sonra tedbirli. Yani akıllı bir insanın yapacağı işte bu. 99 yılında zaten yaşamış bu durumu. Ondan sonra da tekrar yaşamamış. Hani 17-18 yaşlardayım zaten. 20 yıl önceden, yani 23-24 yıl önceden bahsediyor. Tabii ki yani Rabbim yaşatmasın ama orada bir hoca efendi, danıştı hoca efendinin lafına ben de katılıyorum. Yani kötü bir insan olsa, kötü niyetli bir insan olsa bunun belasını bulurdu zaten yani. O bulur yani, o kaçar yok. Orada bir hasar kalır. Bu bir ihtardır. Allah zaten bu gibi olayları ihtar eder. Hani Hızır hazır olayının nerede olacağını bilemezsin. Rabbim inşallah bunu sebep kılar. Bu konuda inşallah bu şekilde işte hani köyde de zaten o durumlar yaşanıyormuş. İşte bu da biraz böyle hani bizim millette vardır, biliyor musun? Bir yerde bir olan sorun yaşadığı zaman hani ben de yaşadım, ben de anlatayım. Yani inşallah kimse bir zarar görmez. Ama yine diyorum, bir mekanın Allah-u Teala yeryüzünü insana bir ferah yeri, hani bir dinlenme yeri, bir mekan olarak kılmış. Hiçbir mekan, yani mukaddes mekanlar olduğu gibi gayri mukaddes mekan yoktur mesela. Hani burası kardeşim lanetli mekanlar, gitmeyin. Hani peygamberimiz bunu söylerdi ya da işte alimler bunu söylerdi, bunun ehli söylerdi. O yüzden bu konuyu da takılıp hani lan burası lanetlenmiş deyip de ya da işte burası şöyleymiş böyleymiş deyip de birbirinizi korkutmayın. Öyle şeyler olmaz. Abi Kubilay Bey'e de tekrardan Rabbim yaşatmasın deyip üçüncü hikayenize geçiyorum. Eyvallah abi. Bu defineci abiye Allah güç kuvvet versin, selamet versin diyorum abi. Yani şimdi bu defineci abinin konuşmasından çıkarttığım çıkarımlar şu. Yani zaten biz bu BÖR programında, yıllardır yaptığımız BÖR programında devletimizin kurduğu, hani koyduğu kanunların, bu konuyla alakalı ilgili kolluk kuvvetlerinden alınması gereken izinlerin ve yapılacaksa da bunları usulüne göre yapılmasını zaten hep söyledik. Diğer harici, münferit, kendi aklına başına buyruk yapılan hareketlerde de kesinlikle ve kesinlikle yani kabul eden eder, etmeyen etmez, yaşayınca görürler. Ben bir 10-12 yıldır bu işin içinde olan bir insan olarak söylüyorum. Bu işi usulsüz yapıp da fayda gören bir Allah'ın kulunu ne gördüm ne duydum. Abi izinli bir kazıya katıldın mı hiç? Katıldım tabii ki, çağrıldım. Ama tabii benim çağrılma noktam şu oldu. Orada bir yani burada hani ben sana rahatça anlatabilirim. Bir büyüğümüz, o bulunduğum ilin valisinin orada bir arkeolojik bir kazı vardı. Oradaki işte bilir kişiler demiş yani böyle bir durum da olabilir. Bir hoca efendi çağıralım derken de vali beyle de tanışıklığımız vardı, rica etti. Ben de gittim oraya, katıldım. Vallahi hani gerekli tedbirleri aldık. Bir iki üç arkadaşı da çağırdım.
Hiç problem olmadı. Biz tedbirimizi aldık. Ondan sonra da gerekli kazı çalışmalarını yapıldı. O eser, işte gerekli malzemeler, hazinesi çıkartıldı. Tutanak tutuldu. Ondan sonra da herkes toplandı gitti. Yani bunu da gördük. Ama hani hiçbir sıkıntı yaşanmadı. Bana bir defa öyle şey oldu. Diğer türlü de bana milyon verseler resmi olmayan bir yere gitmem zaten çok da sevdiğim bir iş değil. Çünkü yılan da görürsün, kafana taş da atarlar, alev çıkar, oradan biri Allah korusun. Yani şimdi o gibi dağa bayra giden adamlar bellerinde hani silah da götürüyorlar. Tedbir amaçlı kendilerince. Hiçbir şey yapamadı, elindeki kazma kürekle birbirlerini çok gitmiş. O kadar hikaye dinledim ki. O anda o kişiler birbirine korku veriyor. Diyor ki hani bu işte beni öldürecek, alacak gidecek. Herkese bu korkuyu veriyor o ifrit. Bir bakıyorsun adamlar oradan işte defineyi çıkartmışlar, ortaya koymuşlar, üçü de birbirini öldürmüş. Yani yaralamış, bir şekilde ölmüş. Kaç gün sonra bulunuyor. Ya bu gibi olaylar çok yaşandık. Yani bizi şu anda dinleyen kardeşlerime tavsiyem, ya dünyayı size verseler alın terinizden daha fazla size fayda verecek hiçbir şey yok. Kolay mal hiçbir zaman kimseyi mutlu etmez. O yüzden tevessül etmeyin. O yüzden de bu abimiz, ya, yanlış anlamayın, ben bunu izah etmek zorundayım. Bakın bu abimiz de yanlış anlamasın, hani senin yanlış anlamayacağını biliyorum ama abim bu biraz var. Sizin babanız, dedeniz, dedenizin babası, amcanızın teyzesi, o bu kimin ne olduğu, hangi ilimlere sahip olduğu, işte neyle iştigal ettiğinin sizde bir tesiri olmaz. Siz eğer amel etmiyorsanız, o ilim sizde yoksa, dinleyici kardeşlerimizin ve hikaye anlatan kardeşlerimize hani istirhamım, fikir çok beyan ediliyor. Burada binlerce insan dinliyor. Belki o insanlar yanlış yönlendirme yapılabilir diye. Biz tabii yayın esnasında müdahale etme şansımız yok ama hani şöyle yaptım, şöyle de oluyormuş. Hükümvari konuşuluyor bazen. Hani bilmiyorum. Belki mümkün değildir ama bunlara tevessül etmeyin. Bilginiz sizde kalsın. Çünkü sen senin konunla alakalı da hüküm veriyorsun. Genelleme yapmak mantıklı değil. Define Cavi'ye de Allah selamet versin. Allah güç kuvvet versin. Allah bu işleri de tekrar denk getirmesin diyorum. Benim şahsi görüşüm. Amin abi. Dördüncü hikayemize gelecek olursa abi. Bu abla bizi bitirdi yani. Vallahi bitirdi. Ben ne diyeyim yani. Nereden alayım? Ne yapayım? Yani Allah razı olsun bilinçli. Ama iş hudu yani kırmızı çizgiyi geçeli çok olmuş. Kesinlikle yani senin oradaki bir abi olarak tavsiyelerinde ben 10 misil ediyorum. Ciddi manada işin ehli bir danışana gidip danışsın. Ve yani fayda göreceğini kani olduğu bir kimse gitsin. Biz bu hikayeden şunu da çıkartmamız gerekiyor. Yani bakın bir anne bir çocuğunu dünyaya getirip istediği kişiyle evlenmedi diye bir şeyler yapabilecek kadar günümüzde artık Allah'a insanlar çırıktan çıktı. O yüzden evinize giren, çıkan, yediğiniz, içtiğiniz, aldığınız, ettiğiniz, hoca diye gittiğiniz, selam verdiğiniz adamlara, ablalarımıza hususeten söylüyorum. Erkekler bu konularda yani %10, %20'lik kısmı işgal ediyorlar. Lütfen dikkat edin. Yuvanız yıkılır ki ablamız da anlattı. İşte eşiyle arasında o evde tutuyor. Mesela bak şu olay. Ya sen o şeyi bulmuşsun. Teyzenin sana konuşmuşsun. Annenden geldiğini biliyorsun. Teklif ettim diyorsun. Evde duruyor. Ne? İş yoğundu. Vallahi. Yani benim aklım almıyor. Ben onu bir gece değil, bir saat değil, 3 dakika tutmam. Niye? Kim olursa ol etkilenirsin. Yani biz vakalarda bile müdahale ederken de konuyu hani karar verdiğimiz anda kardeşim bunu al ilk için bunu imha et. Yani yeme içme. Niye? Çoluk çocuk o bu iki tane evladı var. Lohusalık döneminde yaşadıkları var. Yani sadece bir ayında bu ablanın yaşadıklarını tek tek ele alsak 2-3 program yapmamız lazım. Abi ben bu programda özellikle son dönemlerde yani yaşayarak tecrübeyle sabit oldu bu bende. Geçmiş insanların yani geçmiş de çok böyle yakın geçmiş değil böyle ecdadın yani misafirleri neden ev haricinde farklı bir misafirhanede ağırladıklarını galiba daha iyi anlıyorum artık. Ciddi söylüyorum ya. Yani eski insanların gelen misafirleri
belki kendi evlerinden çok daha güzel misafirhanelerde neden ağırladığını galiba biraz anlamaya başladım abi ben. Abicim yani bakın şimdi toplum olarak çok farklı bir kafa yapısına doğru gidiyoruz. Adam bir hacı, yani hac vazifesini yapmış, dışarıda görsen 5 vakit namazını kılıyor. Yaşadığım dünkü olayı anlatıyorum size bakın. Yani konu saatimizde geçti ama altın niteliğinde benim yaşadığım. Adam işte birinin şeyiyle geldi bize. İşte bilmem ne hacı, Ali Veli Konya olur ya, hacı Ali bilmem ne. Evet. Adam geldi anlatıyor abi. Abi adamın benden işte hocam işte diyor şöyle oldu da böyle oldu da anlatıyor böyle. Hocam diyor paradan yana sıkıntı yok diyor. Benim diyor bu sıkıntıdan kurtuldum işte benim çocuğum böyle. Orada adamın istediği şey büyü yaptırmak. Yani millet çığlıktan çıkmış. Dedim ki abi hür iradeye müdahale haramdı dedim. Ya hocam sen benimle çektin. Ya bana ne çekersin çek. 1,5 saat en son kovdum da gönderdim. Yani. Ama o adam gidecek paraya tamah eden bir adam onu yaptıracak. Yani kimin hangi surette ne kisvede ne olduğuna bakmayacaksın arkadaşlar. Yani burada ne olacak? Azami bilgin olacak. Sen o bilgiyle amel edeceksin. Soracaksın. Senin çok güzel bir yaklaşımın vardı. Hakikaten Allah razı olsun. Hani sen bunu muktedir değil misin? Ailenle bir büyük güvendiğin dayın, teyzen, amcan kim varsa. Kim varsa yani. Ya bak hani benim böyle bir durumum var. Bana yardımcı olur musun? İlla senin yoksa onun vardır. Bir çözüm odaklı olmak lazım. Kur'an'ı yaklaşmak lazım. Ama şimdi hanımefendi çocuğumu işte at kurtul. Bak bu var ya bu çok tehlikeli bir durum yani. Şu anda ben Allah yaşatmasın. Öyle bir durum olarak bir vakam gecenin üçünde beni arasın. Ben giderim. Yani içerim kan da olsun ya demin. Çünkü o durumu bilirim ben. Yaparsın. Kendine geldiğin anda katil olmuşsundur ama sen de değilsin. Otomatik pilot almışlardır seni yani. Eşinin de bu durumu öyle. Kesinlikle işi gücü bıraksın. Yemesin içmesin. Gitsin bir danışana danış. Yani benim yani, söyleyeceğim bu. Aynı fikirdim. Çok uzun konuşmaya da gerek yok. Yani yaşadıkları olayım biz dinledik benim karım dondu yani ben bu işin içindeyim yani dedim ki bu insan Burak dedikken hala yani şu anki zihni yapısını konuşuyor iki alternatifi var bir yani çok dirayetli iki artık yani o kırmızı çizgiden geçmiştir bakın bizim vakalar önemli bu konuyu anlatan hikaye anlatan arkadaşların bazılarında şöyle bir hasret var ya artık alıştım ya hani artık geliyor gidiyor konuşuyoruz falan bu tarzda ifadeler duyuyorsunuz. Bu işte en tehlikesin bu artık sahiplenmiş yani gelsin etsin otursun bir çay söyle hani bu raddeye gelmiş artık bu çok sıkıntılı bir durum kesinlikle yani bizim aklımız senin bir kimsenin yapacağı iş değil senin bir hastalığın var nasıl Allah korusun bir kanser diye bir tane koydukları zaman doktor geziyorsun işte kemoterapimi alayım şu ilacımı alayım şuraya mı gideyim şunun için bunu niye can tatlı bu da aynı böyle bir şey bu kadar ehemmiyetli yani işi bilen bir adama gideceksin durumu hiç eksiksiz noksansız anlatacaksın sana bir yol secere söyleyecek. Sahih manada söylüyorsa da harfiyen yapacağız. Rabbim güç kuvvet versin bacımıza. Yani dediğim gibi inşallah dediklerimizi dikkate alır. Tez zamanda da Rabbimin Şafi ismiyle de şifa bulur. Ama bu iş ciddi iş. Yani bilmiyorum. Ben dinlerken sabır edemedim. O nasıl sabrediyor? Allah güç kuvvet versin. Amin yani abi inşallah. Abi. Amin abi inşallah abi. Abi çok teşekkür ederiz. Bizde paylaşmış olduğun fikirler, izlenimler için. Sağ ol, var ol. Biz de irtibat halindeyiz zaten. Abi. Konuşuruz yine. Eyvallah. Sağ ol abi. Çok teşekkür ederim. Sen de öylesin. Çok teşekkürler. İyi geceler diliyorum. Sağ ol abi. Geceniz hayırlı olsun. Allah'a emanet. Amin abi inşallah. Sağ olasın. Eyvallah. Sağ ol. Evet sevgili arkadaşlar. Burası Alem FM. Ben Deniz Serdar Gökalp ve bu sona erdi. Sona erdi. Sona erdi. Sona erdi.